Canlar dostlar, kardeşler. Merhaba. White House Survivor'da çok değerli bir konuğum var. Odun Baba bizlerle birlikte olacak. Birazdan hemen Discord'dan çekeceğim onu. Ben bu oyunun sesine bakayım. Şöyle iyi. Yani kontrol edeceğim. Gençler. Tamam. Tamam. Yayınımız akandı gençler. Sesini de kısayım şöyle. Hem de biz toparlanmış oluruz o gelene kadar. Aleykümselam. Vos Exortis. Berat hoş geldin. İyidir. Sen nasılsın? Shopee hoş geldin. Burak hoş geldin. Aleykümselam, iki tane sevdiğim genç. Yan yanında tam tamam. Tam ben yazdım. Discord turuncumu attım, oradan gelecek. Onu sorarız Berat, ben de merak ediyorum onu. Ben de dün öğrendim. Dün müydü? Önceki günkü canlı yayında öğrenmiştim. Dünkü canlı yayında mı? Dünkü canlı yayında aynen. Razi hoş geldin. Murat Türkmenoğlu hoş geldin. Herkes Gökhan hoş geldin. Fark Detlen Gökhan. Kardeş. He. Canısı olsun ya. Daha fazla büyük olsun abi. Oo Karapaşa hoş geldin. Bu arada görünümü aldım. Onunla ilgili video çektim, onu yarın atarım artık. Şu görünüm var ya. Hatta şöyle göstereyim. Discord turuncumu atayım. Bu bizim Discord turuncumuz. Bak abi şu. Nerede lan bu Azrail ha? Ceren, aleyküm selam, hoş geldin. Dur lan. Sehbelik olmaz oğlum, şuna gönderek. Heh. Aha da bu. Çok sevdiğim bir şeydi bu. Onu da yeneriz Gökhan. Sıkıntı değil. Aha da bu. Bunu aldım. Hemen bakıyorum. Şey bekleme odası, oraya ne yapmam lazım? Yok. Berat oldukça kolay. Eğer biraz elmasın varsa hemen alırsın kardeş. Tamamdır. Yusuf hocam hoş geldin. Merhaba, nasılsın abi? Merhaba, merhaba. Hoş geldin. İyidir vallahi. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağlığına duacıyım. Allah razı olsun. Allah İyi zaten olsun. Olsun. İyi gibi koşturuyoruz işte. İyi. Valla chatle beraber 2-3 gündür, hatta 1 haftadır, ben bir hafta önce mi atmıştım beyle? Bekliyorduk seni heyecanla. Evet. Teşekkür ederim. O heyecan bize ait. Teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Şey soruyorlar. Kanala ne oldu diye soruyorlar. Ben de soracaktım. Onu merak ettim ya. Eğer yapabileceğimiz bir şey kanalı varsa. Kanalı dondurdum. Teşekkür ederim. Kanalı dondurdum Mehmet abi. Çünkü sesim sen ve ben. Başka kimse yok değil mi? Yok yok. Şu anda yayındayız. Herkes dinliyor. Canlı yayında mıyız şu anda? Aynen. Yayını açtım. Bu daha sonra konuşalım bunu o zaman. Şimdi buradan açıklamayalım. Tamam. Kanalı dondurmak zorunda kaldım bir süreliğine. İnşallah arkadaşlarım beni affederler. Bu arada herkese selamlar olsun. Canlı yayında olduğumuzu bilmiyordum. Selamlar olsun herkese bu arada. Ben yani biraz önce açtım. Yani bir süre önce açtım. Herkes toplanıyor. Bir 10 dakika falan bekliyoruz böyle. Evet. Yeni geldim, anladım. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Valla biz de takılıyoruz işte böyle ya. Bir gün şeyden... Tundura'dan görünüm aldım ben. İntikal görünümü. Bayağıdır uğraşıyordum yani onu almak için. En sonunda aldım. Şu şeyden değil mi? Zar olayından. Hangisini aldın? Şu kuş var ya bir tane. Ben ekranla paylaştım. Anlayamadım. Ha, şu şey intikal şeyini mi aldın? Aynen. 5 olan. Şöyle... Ha, çok iyi, çok iyi. Çok iyi görünüm o. Ekranda paylaştım. Direkt oyunda görebilirim şöyle. Ben şu anda sadece şeyi görüyorum. Bu aslına bakarsan bu Discord'dan çok da anladığım bir şey değil. Şu an ekran paylaşımımız var mı senin? Onu da bilmiyorum ki. Bir dakika ben, abi. Paylaştım yani. Yani izle dersen direkt. Nereden bakacağız ona bir saniye? Bekleme odası. Çağrı hoş geldin Çağrı. Tık 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 tık. Emircan hoş geldin. İşte onu bulabilirsem benden iyisi yok Mehmet abi. Şey sıkıntı değil direkt. İzle. Ha tamam buldum. Buldun mu tamam. Şimdi buldum tamam şimdi buldum. Tamam yayını izle. Yeri geldi herkes hoş umarım gelmiş. Umarım bir şey yapmaz. Yok herhalde yapmaz ya. Tamam. Öyle yani bize takılıyor ya. Ben de aşağı yukarı bir yıldan fazladır oynuyorum. Çok iyi maşallah, çok iyi. Fazla iddialı değil de zevkini çıkararak böyle keyifli. Keyifli oynuyorum. Zaten izleyenler de biliyor. Ya evet, bazıları çok sabırlı bu konuda Mehmet abi. Ben normal insanlardan biraz daha az sabırlıyım. Dayanamıyorum çok fazla. Zaten sabırsız olduğumda belli oluyor. Hani mesela kimisi var ki 70 günlük hızlandırmayı bekleyebiliyor. Ben bekleme taraftarıyım. Eğer imkan varsa alıp geçiyorum. Bu konularda biraz pes kanlıyım. Sizin maşallahınız var bu konuda. Böyle sabır konusunda maşallah. Ya biz bayağı biriktiriyoruz ya. Abdullah olsun işte tek arkadaşlar olsun. Serkan olsun mesela Çağrı. Evet. Herkes kanalı tekrar aç diye şey yapıyorlar. Bekliyoruz diye. Sağ olsunlar. Bu SVS hazırlıkları oluyor ya hani bir ayda bir gerçek SVS için. Evet. Ben orada da fazla tutamıyorum. Mesela biriktiriyorum son bir hafta kala veya iki hafta kala hepsini kullanıyorum. Bu konularda da biraz sorun yaşıyorum yani eşimle dostumla. Hani SVS'de biraz şey eyalet rekabeti olduğu için eyaletteki diğer kişiler o zaman bassın diye. Mesela bizde bayağı bir şey var, baskı var. CHV var ya bizim itfak. İttifak var bir tane güçlü. Evet, evet.
Ya onlar bizim ittifaktaki şeyleri de denetliyor. İşte şu etkinlikte basmayın, bunu da basın gibisinden. Evet, kontrol mekanizması var orada demek ki. Aynen. Yani ya bizde şimdi ufak bir sorun, bizde ufak bir sorun teşkil ediyor Mehmet abi. Şöyle, şimdi ister istemez balina düzeyinde olunca bir tek SVS için hazırlık yapmıyorsun. Yani bunun arenası var, aynen. Diğer kulvarlardaki bir yarışma süreci var. Yani ben bir ay boyunca hiç kendimi geliştirmeden beklersem çok geriye düşüyorum. Arenada geriye düşüyorum, sıralamalarda geriye düşüyorum vesaire vesaire vesaire. Evet. Bazı arkadaşlarım anlıyor, anlayış gösteriyor. Bazıları biraz kızıyorlar, anlıyorlar ama anlamasından geliyorlar. Evet. Ama orta yolunu buluyoruz, tatlıya bağlıyoruz bir şekilde. Onu bağlayacaklar mecbur. Evet. Ne demiş? Abinin eyaleti çok kötü demiş Gökhan. Hangi eyalette? Anlayamadım ne? Sizin eyalet hangisiydi? Bizim eyalet 441. 441 he. Yorumları ben göremiyorum Mehmet abi. Normal mi bu? Ben göremiyorum yapılan yorumları acaba. Direkt şeyden şu anki açtığım yerden göremem de YouTube'daki yerden görebilirim. Ha, direkt o zaman da ses yankı yapar değil mi, yanlış bilmiyorsam? Aynen. Ya sesi kızarsam mesela ben bir yandan yani de izliyorum. Yok sesini... biz böyle devam edelim. Sen söylüyorsun tamam. Zaten. Evet sorulara. Aynen söylerim. Şimdi şöyle arkadaşım ismi neydi bunu soran arkadaşımın? Gökhan. Gökhan Alemdaroğlu. Gökhan Alemdaroğlu arkadaşım çok haklı. Bizim komşu eyaletler içerisinde hani bir komşu eyalet grubu olur ya 5-10 eyalet arasında. 441. eyalet gerçekten çok çok geride. En büyük eksikliğimiz balina eksikliğimiz. Bir tane balinamız var abi. Bundan mütevellit başka balinamız yok. Rally açanımız yok. Var ama balina düzeyinde değiller. Biraz daha geriden geliyorlar. O yüzden rakiplerimiz genelde 2-3 balinalı oluyor. Doğal olarak biraz daha fazla diğer eyaletlerin yaşayan insanları sayı olarak biraz daha hani grup seviyeleri yüksek oluyor. Bu da sonucu kaçınılmaz yapıyor. Ben her zaman söylemiştim. SVS kazanıp kazanmamak veya benim arkadaşlarım için de bunu konuşuyorum. Özkan olsun, Merdo olsun veya diğer arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Bizim çok kafaya taktığımız bir şey değil. Kazanamayacağımızı, çoğu şeyleri, savaşları kazanamayacağımızı zaten baştan biliyoruz. Yetersiziz. Bir arada kalmak önemli bizim için. Hani, bunu sağlıyoruz şu anda. Yani evet, bir arada kalmak. Biz yani 10-15 kişilik bir grubuz. Bu taşınmada da sağ olsun bize kıymet verip aşağı yukarı 30-40 tane Türk şehirleri geldi yanımıza. Destek amaçlı. Ve halen de Mehmet abi inanır mısın? Gelmek isteyen o kadar çok şehirler var ki bizim yanımıza, eyaletimize ama oyun bu konuda biraz kısıtlama yapıyor. Sen daha iyi bilirsin. Daha çok bilgiye sahipsin bu konularda. Hani gideni serbest bırakıyor ama gelene bir limit koyuyor. Yani şu kadardan fazla insan gelemez diyor. Eyalette her ne kadar en güçlü biz olsak da, söz sahibi biz olsak da bu konuda diktatörlük yapamıyoruz. Herkese eşit şekilde insan getirme sayısı veriyoruz maalesef. Bu da istediğimiz arkadaşlarımızı istediğimiz şekilde getirememeye sebebiyet veriyor. Ortam olayı güzel ya. Mesela bizim ittifak da tamamen Türktü. Yarısı başka eyaletlere gitti. Yani oyunu bırakıp o eyalete geçtiler. Yarısı da başka ittifaklara gitti. Ama böyle 15 kişi dediğin gibi bir grubumuz var. Gücümüz az olsa da çok iyi anlaşıyoruz. O keyif veriyor yani insana. Kavga gürültü yok. Evet zaten çok haklısın. O kadar haklısın ki yani bak beni ne güzel hemen anlayıverdin. Bazı arkadaşlar anlamıyorlar. Israrla başka yerlere çağırıyorlar. Kalplerini de kırmak istemiyorum ama hani taşınmak istemiyoruz. Yani gitmek istemiyoruz. Biz yerimizde güzeliz, iyiyiz. Yani öyle eyaletler var ki çok diri, Türk olan öyle mesela isim verebilirim. 438. eyalet mesela. Çok güzel maşallah çok güçlü bir eyalet. Ama kale savaşları bile SVS tadında geçiyor. Biz böyle bir ortam istemiyoruz zaten. Yani bize uygun değil. Benim zaten buna bir kere vaktim yok. Aynı zamanda kendim de bir iş adamıyım abi. Yani yönetmiş olduğum bir kurum var, bir sistem var. Yani ben böyle zırt pırt sürekli aktif olup o kaleye savaş, bunu savun yapacak düzeyde değilim. Yani vakit olarak zamanım sınırlı. Biz 441'de iyiyiz ve bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Hani biraz fazla uzun konuşuyorum belki sen beni duyar abi. Çünkü azıcık çok sorunumuz var bu konuda. En son Özkan kardeşimle şuna karar vermiştik biz. 1-2 taşınma bekleyeceğiz. Hani istediğimiz düzeye eyaletimizi getirebilirsek getireceğiz. Getiremezsek her şeyi olduğu gibi bırakıp yeniden sıfırdan şehirler açıp yeniden devam edeceğiz oyun hayatımıza diye. Böyle bir karar almıştık ama tabii bu hemen yarın olacak bir şey değil. Evet. Belki bir seneyi bulacak, belki 7-8 ayı bulacak. Onu zaman gösterecek bize. Burak Hoca da gelmiş bizi de alın diye. Burak Hoca var bizim eyalette. Selam olsun. Evet. Birçok kişi şey soruyor, ben onu netleştirelim istesin de videolara ulaşamıyoruz, kanalı geri açacak mı diyor. Evet, arkadaşlarıma buradan söyleyeyim. Soran arkadaşlarıma sağ olsunlar, kıymet verdiklerinden soruyorlar tabii ki hepsi. Kanalı bir süreliğine dondurdum arkadaşlar, komple silmedim, kimse merak etmesin.
Onu da hemen altını çizeyim. İş hayatımdan kaynaklanan zaman yetersizliğinden, yani geçiştirip bir video atmaktansa dondurmayı tercih ettim. Sen daha iyi bilirsin Mehmet abi, anlarsın beni. Yaptığımız oyun üzerine yapılan içerikler çok zor. Yani evet. Özellikle Vital Survival'da içerik üretmek gerçekten çok zor. Evet. Gündüz yönetmiş olduğum bir sistem var. Geceleri de YouTube'a zaman ayırıyorum. Hiç uyumadan belki de 2 gün üst üste birazcık zorlanmaya başlamıştım. En güzeli bunu daha sağlam bir zeminde devam ettirmek olacak diye düşünüp dondurmayı aldım. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgi yağmura tuttular bizi. Oyun içinde de 500'den fazla mesaj var abi. Takip edemiyorum artık. Ama senin vasıtanla, sayfan, kanalın aracılığıyla da sevenlerimizi duyurmuş olalım. Oduncu Baba'nın eksikliği hiçbir şey fark ettirmez. İşte Mehmet Arı gibi, diğer YouTube kardeşlerim gibi, ismini zikretmeyeyim. Çok değerli, kıymetli insanlar zaten yayınları yapıyorlar. Hiç kimse hiçbir şekilde videolardan mahrum kalmıyor zaten. Bunun rahatlığı da var birazcık bizde yani. Biz bekleriz yani. Biz de ben de eline geldiği teşekkür kadar arkadaşlara da duyur. Ya dediğin gibi bayağı zor ya. Teşekkür ederim. Ben mesela çalışıyorum. Sonra 2,5 yaşında oğlum var. O uyumuyor. Allah bağışlasın. Saat 2'ye kadar falan uyumuyor. 2'ye kadar onu uyutmaya uğraşıyorum. O uyuyor. Ondan sonra video çekiyordum. Bazen günde 3 veya 4 saatlik uykuyla sabahta geri işe gidiyordum. Çok zor oluyor. Dediğin gibi YouTube işi, evet. Oyun işi zor. Editlemesi olsun, şey olsun. Çok zor. Hani bu şey değil. Özellikle bu Vital Survival PlayStation oyunu gibi değil Mehmet abi. Yani PlayStation oyununa gir, çek oyununu. Evet. Arada bir şeylere, hareketlere refleks göster, yorum yap. Sonra videoyu hemen direkt PlayStation üzerinden YouTube'a bağla, gönder. Evet. Bu öyle bir şey değil. Bu içerik üretmek zorundasın resmen. Bilgi vermek, çünkü insanlar neden bu oyuna para yatırıyorlar? Neye göre para yatırıyorlar? İşte Mehmet Arı'nın videosuna bakıyorlar. Mehmet Arı'nın referansına göre. Oduncu Baba'nın videosuna bakıyorlar. Oduncu Baba'yı seviyorlar. Mehmet Arı'yı seviyorlar ve diğer yayıncı arkadaşlarımızı seviyorlar. Onlardan almış oldukları güvenerek insanlar ceplerindeki belki de son kuruşlarını bu oyuna yatırıyorlar. Yani hakikaten öyle insanlar var. Yani çok ağır bir vebal. Yani Vital Survival çekmek gerçekten çok ağır bir vebal oluyor. Bu konuda da hani sana katıldığımı söylemek için bu yorum yapıyorum. Gerçekten Allah yardımcınız ve yardımcımız olsun abi. Adam harçlarından biriktiriyor mesela, bir tane iki tane paket alacak. En doğru paket hangisini alırım onu araştırıyor. Biz de mesela elimizden geldiğince Abdullah olsun, ben olayım, diğer arkadaşlar olsun öneriyorlar. Ya ben fazla paket almıyorum. Ama arkadaşlar alıyor, onlar öneriyor. Onlara da soruyorum işte hangi paket yararlıdır diye. İnşallah doğru yere vurgu yapıyoruzdur. Hepsine işte ismini zikrettiğin kardeşlerime benden büyüklerse saygılarımı sunarım, küçüklerse sevgilerimi iletiyorum. Hepsi sağ olsun, var olsunlar. Eminim ki bu oyuna büyük emek vermiş, büyük tecrübe sahibi insanlar, işte bahsetmiş olduğun Abdullah olsun, öbürü olsun, her kimse. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum abi. Abdullah ben diye. Onu da çağırdım da o işi varmış. Abdullah normalde katılır da şey yayınlarımıza. Sağ olsun. Belki başka bir sefer abi, öyle i̇nşallah, diyelim. İnşallah. Nasip değilmiş. Nasip değilmiş. Abdullah'ın gözleri dolmuş. Şu alttaki paket için ne düşünüyorsun Mehmet abi? Şu bordo ne renk, şu lila mı, nasıl diyorlar? Şu mu? Evet, bunun için ne düşünüyorsun? Evet, ne düşünüyorsun bu paket için? Ya ben, olmalı mı sence? O biraz şeye göre değişir ya. İnsanın bütçe planına göre değişir de. Bana soracak olsan beni almam. Şey gibi sanki, bana şey gibi geldi. Hani fikrim beni pekiştirdi. Akşam yemeğinden sonra yeniden baklava gibi sanki, evet. Abi biraz değil mi? Aynen. O hissi veriyor insana. Evet. Ya şimdi, hani hızlandırma olarak fena değil gibi ama. Şimdi şöyle 11 tane ateş kristali veriyor. Onu zaten fener görevinden veya şeyden, laboratuvar mıydı? Laboratuvardan toplarım diye düşünüyorum ben. Evet. O 39 liraya daha biraz daha üzerine koyup normal etkinliklerden veya başka yerlerden alamayacağım paketleri alıyorum ben genelde. Arkadaşlara da öyle öneriyorum. Ama bence onun devamı gelecektir abi. Geliyor aynen. Bence gelecektir yani, o 39 liradan kalmayacaktır. Öyle düşünüyorum. Mesela alayım ben bunu. Hatta canlı yayında göstereyim. Evet. Doktor Prostars'ı aldım. Dediğin gibi 99 TL oldu. Şeyde 33 oldu ateş kristali. O şekilde yükselerek gidiyor, katlayarak. Evet, devamı gelecektir abi kesinlikle. Aynen. O 4000 TL'ye kadar gidecek muhtemelen. Ona göre de tabii kas sayıları artacaktır. Evet. Ben de şeyde kararsız kaldım. Önceki günkü canlı yayında ateş kristali 5 oldum. PC askerimi yetiştireyim, evet. Yoksa Helios Piyade askerimi yetiştireyim diye ikinci emrede kaldım. Bu bize Helios gelmediği için yorum yapmam biraz mantıksız olacak ama FC askerleri de fena değil abi. Özellikle bak 3 seviyeye gelmişsin zaten. Aslında 3 evet. Seviye, 4 seviye, 5 seviye, bunlar çok önemli. 3 seviyeyi aktif etmişsin galiba. Evet, bunu 5'e kadar basıp sonra Helios'a geçeceğim.
Evet, bence sıradan gitmeni daha ben olsam hani estağfurullah. Hani yönlendirmek gibi olmasın ama ben olsam FC5 yapıp Helios'tan yürürdüm. Öyle düşünüyorum yani. Ben de aynı dediğin gibi yapacağım. Hepsinde FC5 yapıp Helios'tan yürüyeceğim. Evet. Çünkü çok... Vallahi abi çok da güzel görünüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Harika bir görüntüsü var ya. Robot gibi. Çok aynen. Süper. Samurayla robot karışım bir şey yapmışlar evet. Sanki bunu. Piya değil. Oo şekillere bak. Balta falan da fırlatıyor bu. Şey bir uzak doğu etkisi var. Var var evet gelmiş. Hani şöyle bir samuray robotumsu bir şey olmuş yani. Şunda da şey mızrakçı. Helios mu? Acaba sence Helios askerleri mi FC8 mi daha mantıklı peki Mehmet abi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biz de o soruyu bayağı sorduk. Birçok kişi FC8 daha iyi diyorlar. FC8 şimdi tabii her şeyi de arttırıyor otomatikman. Asker sayısını vesairesini tabii millet haklı olarak onu seçiyor. Evet. Ama bu Helios için çok zor diyorlar. Biz daha görmedik henüz. Yani bunları açması, biriktirmesi falan oldukça zormuş. Zor. Şimdi şöyle Savaş Akademisi diye bir yer var. Buradan şöyle ateş kristallerini dönüştürüp toz haline getiriyorsunuz. Toz da basıyor. Evet. Ben şimdiye kadar hep çelikle ateş gittim. Ateş kristalini hiç kullanmıyor mu abi? Yanlış mı duydum yoksa doğru mu? Ben... Yok hiç kullanmıyor. Bak ben, mesela basmaya geldiğinde... Ateş kristalini toza mı çeviriyor? Evet. 10 tane ateş kristali verip 13 tane toz elde ediyorsun. Ondan da bunu basıyorsun. Şu anladım. Çünkü ben duydum bazı arkadaşlarım bana demişti ki 10.000 mi 13.000 mi ateş kristali gidiyor falan demişti de ondan diyorum. 12.000 tane gidiyor bir tanesine. Hatta ben bir tanesi dedim bir askere. Hani piyade sınıfına öyle gidiyor işte şey var mızrakçısı nişancısı da var. Aa ben de hani hepsine gidiyor diye şu anda 10.000 küsür tane ateş kristali biriktirmiştim ben. Demek ki nereden baksan 30.000 tane falan lazım o zaman abi 3 aşağı 5 yukarı. Aynen ama diğer taraftan FC basmak da çok zor. Neden dersin? FC'yi basmak için şu materyallerin istiyor. Arıtılmış ateş kristali. Bunu da elde etmek için 10 tane ateş kristali veriyorsun. 1 ile 3 arasında bir şey veriyor. Bu materyalden veriyor. Atmıyor mu peki abi? İlla ki kristalden mi arıtmak gerekiyor? Yok başka bir yerden vermiyor. Bir de şeyden veriyor sadece. Şu Ener görevinde ateş kristali... Topladığımız bir görev geliyor ya 10 tane. Oho oradan gelene kadar oradan çok zaman alır. Yani eğer paket olarak satmıyorsa yine ateş kristalini yüklettirecekler bize. Öyle belli oldu yani ateş kristalini yükleneceğiz. Hani paket satılmıyor diye biliyorum ya. Şimdi Burak Hoca buradaydı o basıyor sürekli de. Şeyden acaba sakıncası yoksa o sarı mağaza var ya oradan gösterme şansın var mı abi? Tabii. Satılıyorsa orada vardır. Şuradan en sondan evet. Şuradan değil mi? Ha, en sona doğru gidebilir misin rica etsem? Tabii. Ha, satılıyorsa burada vardır zaten ki satılıyor galiba ateş kristali parçası paketi. Yok toz bu var. Değildi pardon. Toz satılıyor ama. O değildi. Biraz daha aşağı inelim belki görürüz diye. Evet satmıyorlarmış abi haklısın. Yalnız bizim eyalette bir güçlü oyuncu var Kiss diye. O çok çabuk bir şekilde basmıştı ya o nasıl bastı bilmiyorum. O zaman şeyi vardır ateş kristali yüksektir abi onu arıt basmıştır. Büyük ihtimal. Kristali alıp oradan basmıştır. Muhtemelen ben de öyle düşünüyorum. İşte bunlar hep bir istatistik biliyor musun? İşte bak demin ne demiştim. Birkaç tane yayıncı arkadaşımız var. İşte onların hepsini takip etmek gerekiyor. Bak mesela ben senin videolarına bakıp bana kaç tane Helios için malzeme lazım. BC8 için ne lazım olduğunu hemen anlayabilirim. Fakat benim videolarımı izleyen bir insan bu bilgileri alamaz. Neden? Çünkü bizde yok o. Ama kimde var? Sende var. Evet. Bir başkasında başka bir özellik var. Böyle videoları toplayıp birleştirip profesyonel bir oyuncu meydana gelebilir aslında. Ya sen de izler mesela ben fazla paket almadığım için sen de paket alayım. Oradan bakar hangi paket ne işe yarıyor. İşte doğru paket nasıl alınır gibisine. Ama işte o bizde yok ya şimdi biz Helios bizde yok. FC8 bizde yok mesela. O yüzden onlar üzerine video çekemiyoruz. Çekme şansımız yok yani. İki hedefim vardı işte bir ateş kristali 5 yapmak. Bir de şu şeftalonlarını sarı yapmak. Bakalım işte sarı da yapacağız da biraz bayağı 60, bir şey parçamız istiyor. 69'da mısın sen abi? Evet. Çok iyiymiş. Daha oyunun başlarında ne kadar güzel ya. 441 nere? 69 nere Mehmet abi? Öyle. Ama senin oraya da bakaraktan 1200 mü açıldı? 1100 mü? En son açılan eyalet. Ne abi? En son açılan eyalet. Evet 1200'lerde galiba. Hatırlayamıyorum şu anda da. 1100'lü açtığını biliyorum ama... Takip edemiyorum artık. O çok bayağı bir gitti abi orası. Aldı başını gitti yani. Abi chat'e bakar mısın? Hector için kaç tane elmas istiyor? Vallahi onu Abdullah sor. Berat ben unuttum ya. 450 tane miydi ne? Ne için? Hector. Ne için istiyor abi anlamadım. Hector. Çarkıfelek'ten basacağız ya. Hector bizde yok abi. Çarkıfelek'e mi vermişler Hector'u? Evet. Ben de Çarkıfelek'ten almıştım onu işte Hector'u. 4 yıldız yaptım ve son 5'e doğru dönüyordum. Maşallahım var abi. Bir subayları gösterir misin? Bakabilir miyim Mehmet abi sakıncası yoksa?
Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Evet, maşallah var. Ya ben... Zaten lazım olan subayları yükseltmişsin onları. Ben şey, son 2 veya 3 aya kadar para kesinlikle basmamıştım. Sonra da işte biraz sponsor falan olunca onların da biraz desteğiyle evet. Ben de paket almaya başladım. Bir yerden sonra zaten artık para basmadan ilerletmiyor oyun. Maalesef böyle. Çok üzülüyorum. Bu konuyu çok eleştirdim ben. Ama gerçek bu. Oyun bir yerden sonra özellikle hani rapor üzerinden konuşacak olursak böyle rapor 500-600'ü vurmaya başladı mı? Evet. Tabii bu Hector'larla falan değil. Yani Mia'larla falan bahsediyorum ben bunu. Çünkü kendi oyun dünyamız üzerinden konuşuyorum bunu abi. Burada konuştuğum bütün sözlerim kendi eyalet zamanım için, çünkü ben mesela sizin bulunduğunuz eyalet üzerine yorum yapamam. Çünkü o işleri biz daha görmedik. Bize gelmediği için senin yanında biraz saygısızlık olur gibi. Yok estağfurullah oğlum. Bütün sözlerim bizim eyalet ve bizim eyaletteki kahraman donanımlarıyla alakalıdır. Onun altını çizeyim. 500-600'ü görünce artık o saatten sonra oyun ilerlemeyi kesiyor. Yani etkinlikle alayım da şurada birinci olayım da işte şuradan şunu arttırayım falan. Bunlar artık birazcık zorlaşıyor. Çok çok zorlaşıyor hatta. Üzülerek söylüyorum ki oyun artık para alımlarına yönlendiriyor. Yani şu anda 10 seviye tılsım basmak isteyen bir arkadaş 400-450 civarı tılsım kılavuzuyla tılsım şeyini tılsını almak zorunda. Evet. Bir tane artırabilmek için ve 6 tane var. Hesabını sen yap abi. Dişi, karma bir eyalet olduğu için mesela yabancılar da var, Türkler de var. Bizim Türklerinle yabancıların arası bayağı açılıyor yani. Sen etkinlikle puan kasayım diye uğraşırken adam baline oluyor. Onları geçemiyorsun. Öyle ezik bir şekilde kalıyoruz biz. Ezik demeyelim de bu bizim coğrafyamızın kaderi diyelim Mehmet abi. Evet. Çünkü adam 1000 dolar kazanıyorsa 1000 dolarla 10 tane 4000 liralık paket alabiliyor. Biz abi yani asgari ücret 15-16 bin lira mı Türkiye'de, kaç para oldu? Ben Türkiye'de yaşamadığım için bilmiyorum. 17 küsür. 17 bin lirayla hani bütün asgari ücret olduğu gibi versen 4-8-12-16 anca 4 paket alabiliyorsun. Evet. Yani onda vermek imkansız. Alım gücünden kaynaklı. Abi o da tabii ki imkansız. Herkesin maddi durumu çok iyi değil. Yani çok üzülerek söylüyorum, biraz acımasız oluyor ama bizim Türkleri oyun çiftlik hesabına yönlendiriyor abi. Yani rally açan değil de rally'ye katılan olarak kategorize ediyor. Bu da çok üzücü bir durum. Bayağı bu da çok üzücü bir durum. Ama çözümü de yok. Ben bayağı kafa yorduk biz bunun üzerine. Çözümü yok yani. Çözümü yok. Çözümü olmayacak da çünkü euro ve dolar üzerinden döndüğü için her şey Mehmet abi. Maalesef oyun yazdıklarımızı da kayda almıyor. Bilmiyorum sizde oldu mu bu ama oyun daha önce bana mailime, oyunu açmış olduğum mail var ya. Evet. Oraya bir mail gönderdi ve oyun içindeki mesajlardan da bir WhatsApp hattı verdi bize. WhatsApp. Bir de özel Discord hesabı gönderdi. Biz oradan direkt bunların geliştiricileriyle yani müşteri hizmetleriyle direkt anında görüşebiliyoruz. Defalarca kere attığımız mesajlarda hep cevap olarak dolar kurunu baz alıyoruz. Hmm. Ülkeler aşamasında iyileştirme yapamıyoruz maalesef diye mesajlarla geri dönüş yaptılar. Yani ne yaptıysak çaresiz. Şöyle bir şey yapsalar mesela Türkiye'ye özel bir fiyat belirleseler bunda manipüle ediyorlar. Mesela dışarıdan yabancı bir ülkeden bizim ülkeden paket alıyorlar daha uygun fiyata. Evet. Manipüle etmese evet. Belki ülke bazında bir fiyat ayarlaması yaparlar. Abi bir de hani bu inisiyatif kimdedir bilmiyorum. Mesela bu oyunun geliştiricisinde mi yoksa bu böyle bir global bir piyasa var. Hani o global piyasanın altına belki de inemiyorlar. Yani dolar bazında olduğu için evet. Belki de hani onları çok zorluyoruz, çok suçluyoruz ama belki de çok fazla bir şey yapacakları da yoktur. Onları savunduğum için söylemiyorum. Ama şu muhakkak ki çok üzülüyorum bu duruma. Her eyalette hangi eyalete gidersen git belirli başlı yani 100 oyuncudan 90'ı özür dilerim 60'ı Türkse 58'i maalesef rally açan değil rally'ye katılan oluyor. Bu da çok üzücü bir durum. Hiç görmek istemediğimiz bir tablo ama elimizden de bir şey gelmiyor. Gelmez doğru. O yüzden ben her zaman şey diyorum ya arkadaşlar kasmayın diyorum. Keyfini çıkararak mesela askerde kestirecekseniz askerleriniz de ölse her şeyden keyfini çıkarın hırs yapmayın diye. Sürekli söylerim ben yayınlarımda. Evet özellikle arkadaşlarıma ben de bunu senin söylediklerine ek olarak söylüyorum. Belirli bir imkansızlıklarla yapılan askerleriniz çok kıymetli. 300 bin asker, 400 bin asker veya 500 bin asker biriktirebiliyorsunuz. Biriktirebilenler var. Hatta ben 900 binini bile gördüm.
Özellikle eyaletlerinde bulunan balinalarla veya güçlü hani balina olmasa bile ters düşmemeye dikkat etsinler. Yani bir balina abi sinirlendiği zaman oradaki 600 bin askeri 10 dakikada yok edebiliyor. 3 aylık, 4 aylık emeği heba edebiliyor. Bunu neden Türk arkadaşlarıma özellikle söylüyorum? Çünkü hani paket alıp da yeniden asker basacak düzeyde olmayan çok arkadaşlarımız var. Bizim kendi arkadaşlarımız da var. Yani insanları ayırmadan söyleyeyim. Kendi yakın arkadaşlarım da var. Daha dikkatli olmalarını, bu sonuçta üzülen tarafın biz olacağımızı buradan bir kere daha onlara hatırlatmak istiyorum. Öyle. Bizim CHV var mesela. Koskoca Kore İttifakı vardı. Kore İttifakı. Sadece 3 oyuncu ya. 3 Evet. oyuncu sıfırladı. Koskoca 100 kişilik ittifakı. Böyle Evet. bir kural dışı bir şey yaptılar da. Evet. Ya aynısı bugün başımıza geldi işte laf lafı açtı diye anlatmama müsaade edersen Tabii buyur.2 dakikada izah edeyim. Şimdi bizde NAP5 var Mehmet abi. Evet. NAP5'in kuralı var. Yani şimdi biz öldürme etkinliği dışında hani öldürme etkinliği oluyor ya. Evet. Pazar günleri yani cumartesi UTC sıfırlandığında pazar günü UTC sıfırlanana kadar o bir günlük sürede geceden sabaha gündüzden geceye kadarki sürede saldırıları serbest bıraktık. Her pazar insanlar oyun zevkini çıkarsın diye. Fakat dedik ki NAP5 üyeleri kafasına göre gidip NAP5 olmayan zayıf klanlara birbirlerinin çiftliklerine, çiftlik hesaplarına yani kaynaklara saldırabilirler. Ama gidip de 6. 7. sıradaki veya 100. sıradaki klana saldıramaz dedik. Fakat 6 ile 100 arasındaki klanları da serbest bıraktık Mehmet abi. Dedik ki Evet. birbirinize saldırabilirsiniz. Şehirlerinize saldırabilirsiniz kaynaklarınıza. Fakat bayraklara ve garnizona saldırı yasaktır dedik. NAP5'ten NAP6'ya geçen klan tuttu bizim şeyimize saldırdı. Tesisimize. Kural ihlali yaptı. Şimdi bir de şöyle bir kural vardı. Oduncu baba cezasını verir diye. Hiç sevmediğim bir şeydir. Benim cezalandırmam hiç adil değil. Mecbur kaldım o klanı komple sıfırlamak zorunda kaldım bugün. Yani nereden baksan 20 dakika sürmedi. Çok üzücü bir durum. 6. sıradaki bir klandı. Yapmayınca kural ihlali herkes yapmaya kalkıyor. Yapınca üzülüyorsun. Bir sürü Evet. askeri raiyeti vesairesi. Ama bu kararı veren ben değilim. NAP5'in kararı ve ben uygulayıcıyım sadece. İşte demin bahsettiğin o Kore klonuyla aynı şey bugün bizim başımıza geldi. O görev güzelmiş ya. O görevi bana da verseler. Seve seve devrederim Mehmet abi. De bazen Seve çok seve. şey yapıyordum, böyle ittifaklara falan dalıyordum da o etkinlikte. Artık yapmıyorum onu. Kendi askerlerim de ölüyor çünkü. Evet, ölüyorlar, yaralanıyorlar, yaralıya düşüyorlar. Eğer hastane sayıları yetersizse işte ölümler gerçekleşiyor. Ya ben kuralcı bir adamım. Kurallara son derece uyan bir insanım. Her etkinlikte dereceye girmemeye çalışıyorum. Başkaları da arena hariç, arenayı ayırtıyorum abi. Başkaları da faydalansın. Hani şimdi oyunun adaletsizliği burada da devreye giriyor. Ya şimdi abi 100 milyonluk kaleyle Oduncu Baba'yı aynı etkinlikte yarıştırıyorsun. Evet. Yani şimdi yani bu olanaksız bir şey. Yani bu o adamın kazanamayacağı belli bir şey Mehmet abi. Veya işte bir balina ismi söylensin. X balinasıyla bu adam aynı yer nasıl kazanacak da nasıl da etkinliği alacak da nasıl hediyeleri paylaşacak. Dökümhane savaşı keza yine öyle. Balina geliyor, çöküyor, vuruyor Evet. kafasına, atıyor adamı. Yani dereceye girme şansı yok. Oyunun en çok eleştirdiğim bölümü bu. Sınıf ayrımı yapması gerekiyor. Belirli bir güce kadar olanlar bu etkinlikte, belirli bir gücü olanlar bu etkinlikte devam etmesi gerekiyor ki Aynen. adalet sağlanabilsin. Onu da bilerek Yani bence yapmıyorlar. Çünkü hırs yapıp insanlar para bassın gibisinden bir şey yapıyorlar bence. bana kalırsa insanları daha çok soğutuyorlar oyundan. Yani Evet. ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Daha çok soğutuyorlar. Ben mümkün olunca Dökümhane Savaşı'na katılmam. Buz Ateşi Madenine girmiyorum. Mümkün oldukça eyaleti ilgilendiren etkinliklerde boyu göstermiyorum. İşte bu subay geliş bilmem nesi. Yani bir takım hani 50 bin elmas veren şeyler geliyor ya haftada bazen ara ara. Hiçbirine katılmıyorum ki arkadaşlar girip dereceye girip alsınlar diye. Düşünmek gerekiyor birbirinizi. Yoksa tadı çıkmıyor yani. Yo, onu %90 düşünmez ya, onu belki %10'u düşünür. Ama olmuyor işte Mehmet abi.
Ben yaşama şansı vermiyorum, güçlüyüm. Etkinlikte de şans vermiyorum, güçlüyüm. Bu adamların parası yok, alamıyorlar. Nasıl yürüyecek bu iş? Evet. Bir de şey var. Bilmiyorum, değişik geliyor bana. Batman ve Joker'in bir şeysi vardır. İkisi de birbirine düşmandır ama ikisi de birbirine ihtiyaç duyar. Niye? Çünkü biri ölürse diğerine uğraşacak düşmanı kalmaz. Burada da öyle. Evet, doğru. Ya Doğru. küçükleri ezmemen lazım ki bu adamlar da oyunu bırakırsa kimle oynayacaksın mesela? Çok güçlü oyuncular kalırsınız böyle. Kesinlikle, kesinlikle abi. Zaten şu anda bak, ben şu anda özellikle şu yüzdeleme olayı geldi ya Mehmet abi, Evet. hani yüzde ayarlıyorsun. O andan itibaren balinaların kaderi değişti. Abi arada 100, 200 derece %200 fark olsa bile, hani biri 1000 değerinde, biri 1200 değerinde balina olsa bile, 1000 değerindeki artık o 1200'ü devirebiliyor. Neden? Rally'sine katılan o arkadaşlar sayesinde ve yapılan istatistikler sayesinde, yüzdeler sayesinde. Burada bu rally'ye katılanları yok sayarsan, yok hükmünü alırsan, tek başına balina olmanın hiçbir anlamı, hiçbir mantığı yok zaten. Evet. Ahmet sormuş, Oduncu Baba ismi nereden geliyor diye. Onu ben de merak ettim. Hemen söyleyeyim. Oduncu Baba ismi gerçek hayatta bana takılan bir isimdir abi. Evet. Ben ta bunu 2015 yılında Clash of Clans oynadığım dönemlerde de kullanırdım. Made in Türkiye diye bir klan vardı. Dünya sıralamasını oynardık orada. Ben odun işi yapıyorum abi. Orman alımı satımı ve tomruk diyorlar Türkiye'de galiba. Bunları Evet. Kanada'ya, Çin'e pazarlıyoruz. Ve yanında beraber çalıştığım arkadaşlarım bana hiç adım isimle hitap etmezler. Oduncu Baba diye hitap ederler. Sağ olsunlar. Hani bu ta 2015'ten beri gelen bir lakaptır. O zamandan beri de Oduncu Baba olarak benim adım kalır. Mesela yanımdaki arkadaşların %80'i benim gerçek ismimi de bilmez. Oduncu Baba aşağı, Oduncu Baba yukarı. Bu şekilde takıldı bizde, öyle gidiyor Öyle yani. kaldı. Ben de Evet, maalesef. Hani bu... daha önceki mesleğim şeydi, kaynakçılıktı. Benim de Evet. metal müzik çok dinlerdim. Bana da sürekli metalci denirdi orada. Hem metalle uğraştığım için metal işiyle hem de metal müzik Evet, ama dinlediğim var ya, için. tam denk gelmiş. Hem Aynen. kaynakçı hem metal müzik, metalci Evet. tam oturtmuşlar yani. Burak hocam Evet. şey diyor, o satılmıyormuş, o materyal var ya, ateş kristali bastığımız. Ha evet, bak işte, bak yeni bir şey daha öğrenmiş Evet. olduk. Sağ olsun Burak hocama, sevgilerimi sunuyorum. Sadece Saygılarımı iletiyorum kendisine. ateş kristalini satın alabiliriz büyük ihtimal. Onu da ona dönüştürüp Ya kendi benim anladığım kadarıyla abi, bu Helios karakoluyla, isim nasıldı onun? Helios karakolu muydu ismi onun? Helios şey Onunla mi? Bakalım. işte, anladın sen demek istediğimi. Onunla FC8 yapmak için bize herhalde bir 50-60 bin tane ateş kristali lazım abi. Evet. Öyle gözüküyor. Öyle. Yani ben Şurada de 10 binde tuttum, iyi yeter diyordum ha. Biraz da arttırmak lazımmış demek ki. bir listesi vardı bende. Şöyle açayım istersen, arkadaşlar da baksın. Şunu açayım abi. Evet. Şunu açarsam. Rica etsem bunu sonradan bana gönderebilir misin? Tabii. Zahmet olmasa. Discord'dan atayım. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Şu anda gözüküyor herhalde. Şu bakayım ben. Evet, net gözüküyor hem de. Kendimi şöyle Ben küçülteyim. bunu şey sanırdım, biliyor musun abi? Hani mesela şu fırın hangisi, 6 seviye mi? İlk baştaki sol taraf Evet. gözükmüyor da. Ha, fırın 6 seviye. 900 tane ateş kristali, 60 tane öbüründen lazım diye düşünüyordum. Ama öbürünü de galiba ateş kristalinden üretip öyle basıyoruz. Tamamdır. Evet. Aklıma şimdi oturdu. Yani şu 60 Şimdi taneyi daha iyi. çıkartmak için nereden baksan bir 900 tane daha şey ister. Ya yani Burak Hoca daha iyi bilir de. Burak Hocam istersen sen de gel ya Evet. sese. Anlat bize. Eğer müsaitsen tabii. Valla üstadım müsaitse şeref duyarım. Valla duymak da zevkli olacaktır. Çünkü önümüze gelecek, en azından neyle karşılaşacağımızı bilelim. Eğer üstadım müsait değilse, sesli mesaj olarak ve yazılı olarak bize gönderirse de bizi çok mutlu eder. Bakayım abi bekleme odasına. Şu anda yok. Ki mesela şu alttan 7'ye basmak için mecburen elçili de basmak gerekiyor. 225 tane, 13 tane. Evet. Bir de şu kamplardan birini geliyorum. Tamam, geliyormuş. Yani toplamda şurada gördüğüm kadarıyla 3105 tane ateş kristali, 199 tane de o yanındaki kırmızı zımbırtıdan lazım. Doğru mu Evet, abi? aynı. Toplamı bu. Fırın 6'yı tam fullemek istiyorsak. Evet. Anladım.
Burak hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Yani Merhaba. hızlıca sizlere bilgi vereyim. Dediğim gibi... Efendim? Evet. Burak hocam? Yazdım ama şöyle bir sıkıntısı var o işin. Şimdi... Merhabalar, hoş bulduk. Sesim net geliyor değil mi? Şu anda geliyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ona 1 ile 3 arasında değiştiriyorsun ya. Evet. Evet. O özel veriyorsun. O özünden 1 ya da 3 tane alıyorsun. Adı tam olarak neydi hatırlamıyorum şimdi. Onda mesela 20 denemeden sonra senden 50 kristal istiyor. Gittikçe çoğaltıyor anladığım kadarıyla. Evet. Sonra 40'tan sonra 100 kristal istiyor. 80'den sonra yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama 150 kristal istiyor. Katlanarak gidiyor istediği kristal. O yüzden yani hocam, mesela her hafta 20 tane dönüştürüyorum. Yani o Alo. Yüzden şey yapıyorum, dediğim gibi 20'ye kadar yapıyorum her hafta. Oradan gelenle yükseltiyorum. Mehmet Hoca bize ne zaman gelmişti fırın 8? Tam yılbaşında gelmişti diye hatırlıyorum. Yılbaşında geldiyse tam işte 4 ayda ben sadece haftada 20 tane dönüştürerek şimdi fırın 8 oldum. Şey yılbaşında değil de pardon oyunun birinci yılında öyle diyeyim. Birinci yılında geldiyse evet. Bize Mart'ın başında geldi o zaman. Evet. İki ayda ben fırın 8 oldum. Diğer türlü çünkü maliyet katlanıyor. Tamam. Ama bunlar mesela altın bilgileri. İstediğin bizde iki haftada bitirdi. O 150'ye 200 ateş kristaline daha az alaraktan adam harcıya harcıya bitirdi yani. Sabırsız. Beklemeye hiçbir şeyi yok. Evet. Ama oyun size öyle daha çok harcatıyor. Yani o yüzden hani benim tavsiyem fırın 6-7-8 geldiği zaman ilk 20'de bırakın o 1-3'te. Sonra 50 kristal istiyor. 2-3 veriyor. Ama o 3'ü hiçbir zaman vermiyor sistem. Bana hep 1 veriyor, 2 veriyor, 3 çok nadir veriyor. O 50 kristale çıktığında da 2-3 diyor ya. Hani 3 gelirse maliyeti kurtaracak diyorsun. Basıyorsun hep 2 veriyor. Yani oranları çok düşük maksimum ödülde. Evet. Oyunun karı da orada zaten işte ondan onu bilinçli yapıyorlar aslında. Algoritma olarak bunu uyguluyorlar. Bilinçli olarak yapıyorlar yani. Yani o yüzden hani biraz daha yükleneyim. 3 toplayacağım diye basarsın elinde ateş kristali kalmaz. İşin kötü yanı ateş kristali de istiyor bina. Yani bir bakıyorsun elindekilerin hepsini çevirmişsin sen. Bir de şimdi ateş kristali biriktirmem lazım diyorsun. Evet kesinlikle. Yani i̇şin mantığını anladık ama. Evet, işin mantığını çözdük ama üstadım. Evet. Sayende. Üstad değiliz ya biz. Yani bizim avantajımız Mehmet Hoca ile beraber eski serverda olmamız. Hani işte bizim için üstad oluyorsunuz ama işte sizin için değil ama bizim için üstad oluyorsunuz. sadece biraz daha önden yenilikleri görüyoruz. Ama evet. Hani demin tartışıyordunuz. Fırın 8 yapmak Helios yapmaktan daha kolay. Çünkü şöyle diyeyim size Helios da o tozlardan toplu toplu çok istiyor. Yok, ama benim bu daha çok... binaların kademelerinde az az istediği için böyle arttırmak daha kolay oluyor. Ama Helios'u biriktireyim dediğin zaman bina tarafına hiç gitmemeniz lazım. Benim daha çok merak ettiğim taraf ustam şeydi. Aslında rapora katkısıydı. Hani raporda gözükmese bile savaşlar olan etkisi. Hani fırın seviyesi 8 evet ama Helios askerlerinin gücü de katlanıyor. Hani burada savaştaki olan etkisini ben daha çok merak ediyorum. Yani hani önceliği... etkisi matematiksel bir analizim yok. Hani hı-hı. Sadece kendi hissiyatsal şeyim. Eğer siz fırın 5 Helios'un varsa fırın 8 asker olup Helios olmayan savaştığı zaman kafa kafaya denk olabilir. Hani fırın 5 Helios mu? Fırın 8 T10 mu? Normal T10 mu?
kafa kafaya olur. O yüzden ve fırın 8 yapmak az az kademe kademe olduğu için, daha rahat olduğu için, çok para harcamayan kullanıcılar için ben fırın 8 yapmanızı öneririm. Çünkü asker kapasitesi de artıyor. Yani diğer binaları da açtığınız için falan, hani oralardan da avantajı oluyor. Ama hani Helios T11'e gideceğim dediğin zaman hiçbir şey yapmadan sırf ona odaklanıyor. O son geliştirmeyi açmadan da Mehmet Hoca gösterebilir. Tabii. O araştırma merkezinde. O çok maliyetli 75 günlerde süren o T11 mızrakçı, T11 okçu veya piyadeyi yapmadığın sürece öncesinde yaptığın o kadar harcamanın hiçbir kıymeti yok. Aynen. Hem hızlandırman olması lazım, hem ateş kristali, hem tozu. Hani o yüzden çok daha maliyetli. Yani mesela şu an bende bütün askerlerim fırın 7 asker. 2 tane de T11'im var. Mızrakçı T11 olmak üzere. Fırın 8'de yeni oldum. Olacağım yani, şeyi bekliyorum. 5 günü kaldı fırın 8 binasının. Hızlandırma basmıyorum boşu boşuna. Çünkü maksimum artık. Niye ben hızlandırma harcayayım ki? 9, 10, 11 açıldığı zaman harcarım. Yani 5 günde normal süreyle gidiversin yani son kademesi fırın 8'in. Kesinlikle haklısın. Yani öyle olduğu için hani bende T11 var. T11 fırın 7'ler benim T11'siz fırın 8 askerleri dövüyor. Çünkü hem T11 hem fırın 7. Ama hani 5 ile 8 zıt olduğu zaman dengeler diye düşünüyorum birbirine. Ya paranız varsa zaten hiç düşünmeyin. Hepsini yapın geçin de. Çok maliyetli. Ya evet, maliyetinden öte bir de aslında hızlandırmalar da insanı biraz düşündürüyor gibi sanki. Hani hadi evet, kız çok şeyi bulduk. Yani gidiyor. Evet, işte o da biraz düşündürüyor. Hadi diğer iki parçayı bulduk diyelim de bu hızlandırmalar birazcık yani, daha zorlayacak gibi. Eyalet başkanı %10 araştırma veriyor ya komutla. Onu verdi diyelim. Siz ikinci başkanlık aldınız. Oradan da bir hızlandırma geldi. Ben hep T11'de o zaman basıyorum. Bir de bende normal araştırma merkezinde hızlar full, geliştirmeler maksimumda. Kahramanlardan gelen hızlandırmalar maksimumda. Öyle bile 56 güne düşüyor bende T11'in hızlandırması. Ona rağmen 56 gün istiyor. Bir de öncesinde var. Yani öncekilerinde de günler istiyor. Bir sürü orada 12 maksimum yapana kadar kaç tane araştırma yapıyorsun? Hani onların hesabını kitabını yapmadım ama en iyi ihtimalde bile her şeyiniz maksimumda, size ikinci başkanlık verildi. O eyaletteki hızlandırma efektinin kullanıldığı gün yaptım falan, 56 güne anca düşüyor. Vay be. Yani gerçekten akıl almaz rakamlar bunlar. Hani hadi sen ben yapalım da bunu geride kalan insanlar nasıl yapacak? Nasıl yani tamamlayacak? Herkes ikinci başkanlık alamıyor bir. Evet. Bir de herkesin normal araştırma merkezindeki o büyüme tarafındaki o ilk sekmedeki araştırma hızlandırmaları maksimumda değil. Onlar da çok gün istiyor. Onlar olmadığı zaman zaten o 75, 80, 90 günlere çıkar yani normal bir kullanıcıda. Kesinlikle öyle. Bu da zaten bir ömür demektir zaten. 2-3 ay demektir yani. Evet. Yani insan zaten soğur, oyundan soğur ya bunları bitirebilmek için. Oyunun mentalitesini hala anlayabilmiş değilim. Neden bu kadar zorlaştırıyor? Niye bu kadar güçleştiriyor? Hani amaçları para kazanmak olsa bir yandan da insanları soğutuyor zaten. Ya amaçları sadece para kazanmak bu oyunun. Yani Mehmet Hoca da katılır büyük ihtimalle. Evet, katılıyorum. Evet. Yani bütün etkinliklerde paket almadığın zaman doğru düzgün bir ödül alman çok zor. Kesinlikle yani öyle. Ben zaten kahraman, yani şef donanımıdır, tılsımıdır. Mehmet Hoca biliyor benim hesabı. Benim 5 aydır tılsımla şef donanımları aynı yerde sayıyor. Kırmızının başında tılsımlar 6 ile 7 karışık. O yeni kademeyi bir açtılar. O sarılardan sonra, 7'den sonra. Tılsımdan sonra. Yapmadım. Zaten normal olarak onları çok az kazanıyorsun. Dedim ben rally lideri olmayayım bari yani. Çünkü o kadar büyük bir balina veya harcayan bir oyuncu değilim ben. Hani daha ben VIP 12 değilim. Hani ben böyleyim diyorum ama hesap yani VIP 12 bile olmadı benim. Yani siz nasıl olacağım bilmiyorum da sizin hesap bayağı iyi gibi.
videolarınızı birkaç denk gelmiştim. Evet, teşekkür ederim. Evet, biz birazcık en başta böyle bir buçuk ay boşluğumuz oldu. Onu kapatalım diye paketlere yüklendik biraz. Ama tabii biz de gerideyiz. O kadar iyi değiliz yani hocam. Biraz daha iyi yani olabilirdik. Biz her gün hiçbir etkinlik kaçırmadan ben bir yılın üstünde oynuyorum. Aynı hesapta. Farklı bir yere de gitmedim hiç. Çünkü bir daha enerji harcamak veya paket almak bana çılgınlık gibi geliyor. Yani alacaksam başka oyun oynarım artık yani. Hani bilmiyorum, aynı oyunun bir daha o para tuzağına girmek hoş değil. Yani emek verdiğin için bırakmıyorsun şu an. Öyle düşünüyorum. Bir kısır döngüye girdi artık. Ben az önce onu anlatmaya çalıştım. Sürekli kendini tekrarlıyor. Artık yeni bir şey yok. Yani artık isimler değişse de hep aynı şey kendini tekrarlıyor. Sadece cebindeki paranı almaya yönelik bir tekrar ediyor yani. Evet, yani ben de işte öyle rally liderliğini falan bıraktım. En azından T11 olsun dedim. Hepsi Helios olsun. Fırın 8 yapayım. Büyük bizde balinalar var S69'da. SVS'de evet. Savaşlarda zaten onlar bizim ittifaka geliyor rally lideri olarak, Koreliler. Evet. Bizim askerleri kullanmak için. Ben onların rallilerine maksimum seviyede askeri koyduğum zaman onların rallileri hiçbir şekilde kaybetmiyor zaten. Hani çünkü oyun benden ralliye katıldığım zaman tılsım veya şef donanımı istemiyor. Benden bir ilk kahramana bakıyor işte. Jesse'dir. Bu yeni mor kahramanlardır. İsimlerini bir türlü hala ezberleyemedim. Onları koymamı bekliyor. Bir de maksimum seviyede asker koyduğum zaman zaten benim asker kapasitem bir ralliye koyduğum 210K falan. Evet. Bir koydum onu zaten ben büyük iyi bir balinanın şeyine. Adamın rallisi coşuya gidiyor yani. Benim de şu an oyunda yaptığım o. Az evvel dinleyebildim bilmiyorum üstadım ama Mehmet abiyle onu konuştuk. Artık balinaların arkasındaki güçler savaşı kazandırıyor dedik. Yani oraya denk gelmedim. Evet yani artık şimdi yani biz kendi eyaletimizde bunun farkına vardık tabii. Sizdeki güç dengelerini bilmediğim için yine kendi eyaletim ve komşu eyaletlerim adına konuşayım. Balinalar arasındaki güç farkını artık balinanın rallisine giren askerler kapatabiliyorlar. İşte askeri güçleri, fırın seviyesi güçleri. Ve zaten işte, hepsi neredeyse maksimum seviyesinde. Evet. Adamların güçleri birbirine neredeyse denk olduğu için arkada katılımcılar etkiliyor artık tabii dediğiniz i̇şte gibi. Zaten balinaların tek değer verdiği mevzu zaten bu, ona katılacak olan oyuncular. Yani fırın seviyesi 5 veya fırın seviyesi 8 seviyesinde katılanlarla fırın seviyesi 1-3 seviyesinde katılanlar arasındaki fark rallilerde çok aşırı derecede hissediliyor. Ya bizde Mehmet hocam tabii katılmıyor bizde de büyük savaşta. Yani katılıyorlar da onlar kendi çapında küçük ittifak olarak katılıyorlar. Bizde o turetlere, ana kaleye girecek şeylerde fırın 7 altında kişiler ralliye katılamıyor. Katıldığı zaman atıyoruz. Israrla devam ederse de ittifaktan atılıyor. İşte sizde bu lüks yani var. Bizim eyalet var. Biraz sizde bu lüks çok güzel ama bizim eyalette biraz oyuncu yetersizliğimiz var. Ölü eyalet diyebiliriz. Yeni yeni canlandırmaya başladık ama biz böyle seçenekler sunamıyoruz maalesef. İşte fırın seviyesi 2 ile 5 arası kim gelirse almak zorunda kalıyoruz. Biraz güçlü bir eyalet denk geldiği zaman hani onlar fırın seviyesi 4, biz fırın seviyesi 3 girdiğimiz zaman da otomatikman 1-0 önde başlıyorlar her zamanki. Yani, bizde fırın seviyesi 5 var, 8 yok abi. O yüzden böyle söylüyorum. Anladım. Yani dediğin gibi ya bizde de Mehmet hocam bilir. Bizde de aslında çok fazla oyuncu yok ama çok fazla Koreli balina var. Ya nasıl diyeyim? Şu an oyunun maksimumda jenerasyon 7 yok bizde. Bir tek o yok. Server 1'e göre. O haricinde her şeyi full. Bizim Koreli ittifakında 10 tane olmasa da 7-8 tane hesap vardır. Süpermiş. Vallahi çok iyiymiş. Bir tanesini bizim ittifaka yolluyorlar SVS'de. O 3 gelenle biz 2 turret falan tutuyoruz. Onlar da kalanıyla ikisini tutup merkezi tutuyor. Şu ana kadar savaş yani bir SVS biz geçen Haziran'dan beri SVS yapıyoruz. Bir kere kaybettik. Onda da bizim üçüncü büyük bir ittifakımız vardı. Çinliler savaş sırası
CH ile bizim ittifakı arkadan saldırdı. Bizim köylerimiz... Oyun bozanlık yaptılar, evet, anladım. Bizim ittifakla Korelilere arkadan saldırıp sıfırlayınca bizim orduları, biz şeyleri yetiştiremedik. Nasıl diyeyim? Yani ne kadar o hızlı makrolu köyleri de kursan, senin ana yerine saldırılıyor. Bir yandan Güneş Kalesi'nde saldırı var her eyaletten, hiçbir şekilde yetişmiyor. Yani o yüzden tavsiyem, kendi serverınızdaki bir ittifaka öyle arkadan dalmayın. Sonra o Çinleri Mehmet hocam iyi bilir. Sıfırlandı hepsi. Anlatmıştım ya az önce. Ve bırakılmadı yani. Bizde öyle yok zaten üstadım. Bizde öyle arkadan saldıracak insanlar yok. Ama biz sizin sandığınız kadar da güçlü bir eyalet değiliz zaten. Kendi grubumuzda biraz zayıf bir eyaletiz. Hatta sondan ikinci veya üçüncü olabiliriz. O derecedeyiz yani. Birazcık ölü bir eyalettik. Yeni yeni canlanmaya başladı ama gelenlerle. Daha şu ana kadar öyle bir anlaşmazlık olmadı. O çok iyi olacak diye düşünüyorum ben. Birleştirme mi? Server anlayamadım. De geliyor şimdi transfer yanında. Evet, birleştirilince evet. Dengeler değişebilir serverlarda. Hani hangi serverla hangisinin eşleşeceğini bilmiyorum. Hani ardışık mı yapacaklar? Biz mesela 69'uz. 68'de veya 70'de mi birleşeceğiz? Yoksa o grup içerisinde güç dengesine göre mi birleştirme yapacaklar? Detay bilmiyorum. Var mı Mehmet hocam sende? Sende daha çok böyle detaylar oluyor yeniliklerle ilgili. Birleştirmeyle alakalı yeni bir bilgi yok. Ben sürekli takip ediyorum da bence güç dengesine göre olacak. Yani ardışık olmayacak. Eyaleti birleştirirlerse kimse onun önünü alamaz. Yani bir güçlü eyaletle bir güçsüzü birleştirmeleri lazım o zaman. Ha, aynen. Yok, ben de aynı fikirdeyim. Server olur. Artık SVS'lerde kimse onun önünü alamaz yani. Güçlüyle aynı birleştirirlerse. Evet. Güçlüyle güçlüyü, zayıfla zayıfı birleştirirse dediğin gibi abi hiçbir şekilde oyunun tadı da olmaz zaten. Oyun biter, otomatikman biter yani. Şimdi, yani güçlüyle zayıfı o zaman birleştirmesi lazım. Ardışık da değil. Bilgide şey yazıyordu. Boş alan ve zayıf. Birleştirsinler hocam. Yani Mehmet Hoca da ittifakında da fazla üye yok. Bizde de fazla kalmadı. Yeni insan da gelmiyor bizde. Evet. Hep en güçlü eyalet seçiliyoruz. Evet. 10-15 transfer hakkı var bizde Ocak'tan beri. Kimse gelmiyor. Çünkü kota sınırlı. Güç sınırı daha düşük. Evet. Yani şu server birleştirmesiyle aktif üye gelsin. Hani ben artık gücünde değilim. Günlük görevleri yapsın. Ayı kapanına katılsın. Etkinliklere katılsın. Aktif hesap lazım bizde. Bizde de o sıkıntı başladı. Çok eski server olduğumuz için aktif oyuncu sayısı çok düşük. Yani 69 bir seneden fazla değil mi? Demin öyle diyordum. Bir seneden 15 ay falan galiba o zaman. Oldu, bir seneye geçti. 13 aydır. 13 ayı devirdik. Hay maşallah 13 ay. Yani ona rağmen hala oyuncu bulunması bile bir mucize. Bizim öyle bu şekilde giderse 13 ay sonrasını tahmin edemiyorum yani. Ama sizin de bir avantajınız, çok balina yoksa ve aktif oyuncu azsa server içindeki etkinliklerde o birinci ödülleri, ikinci ödülleri çok rahat alabilirsiniz. Evet, işte o konuda bizim oyuncularımız şanslı bu konuda. Bu konuda yani kesinlikle şanslılar. SVS'ye bir şeyler biriktiriyorsun. Ben iyi kötü paket alıyorum şimdi. Bedava oynayan bir oyuncu değilim. Bir balina statüsünde gözükmesem de kendi çapımda her ay bir şeyler alıyorum. Ama şöyle zayıf eyaletlerden arkadaşlar var. Mesela onlar 11'in puanla SVS etkinliğinde birinci olup o 300 yeni kahramanın parçasından alıyor. Ben o adamın 3 misli puan yapmışım. Bizde o kadar balin olduğu için ve hep güçlü eyaletle eşleştiğimiz için ilk 20'ye zor giriyorum. O adamın yaptığı puanın 3 mislini yapıyorum. Ama ilk 20'ye zor girip o 10 parça, 20 parça alıyorum. Diğer adam benim işte 3'te 1'imi yapıyor zayıf eyalette. 300 parça alıyor. Evet. Yani güçlü eyalette olmanın da bireysel gelişimde böyle bir sıkıntısı var. Kesinlikle öyle ya. Demin ne dedin? 10 tane balina var dedin sadece bir klanda. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yanlış duymadıysam. Hani, yani bunların zaten onunun birden bir etkinliğe yüklendiğini, eyalet içi etkinliğe yüklendiğini düşünürsen evet. Diğer arkadaşlara çok fazla şans kalacağını zannetmiyorum zaten. Aynen, kalmıyor. Bir de biz güçlü eyaletlerle işleşiyoruz.
S49 gibi, 77 gibi, hani o globalde görebildiğin güçlü eyaletle. Oralarda da balina var. Aynı etkinliğe denk geldiğimizde onlar da abanıyor. Sen paket de alsan bize bir şey kalmıyor. Bir de zaten ücretsiz oynayan biriysen, sadece 2-3 ay kaynak biriktirip yapıyorsan o da hiçbir yere gelemiyor. Yani biriktirinin de bir tadı olmuyor. Olmuyor ki. Ne biriktirebilir ki zaten? O biriktirdiğini 3-5 zaten kullanıyor. Arada kullanıyor zaten. Yani ne biriktirebilir ki geri kalan zaten? Etkinliklerin verdiği ödülleri de görüyoruz zaten üstadım. Yani hepsi ortada. Hepsi ortada. Tatmin edici yani. Değiller. Kesinlikle değiller yani. Ama birinci oluyorsan işte o buz alanı olsun, SBS olsun, birinci ödülleri çok aslında iyi. Evet. Ama birinci, ikinci, üçüncüye sözüm yok. Doğru. Doğru ama işte o da birinci olmak sana bana nasip oluyor. Diğerleri için çok zayıf oluyor yani. Çok zayıf bir ihtimal. Ben daha hiç birinci olamadım hocam. Yok, böyle... lafın gelişi olarak söyledim. Yani bir iki kişiye nasip oluyor. Geri kalanlar için çok zayıf bir ihtimal. Değişken bir süreç değil yani. Yani ama şu an sizin yani öğretim balinaları... Ortalama ortalamasıyla sizin zayıf tabir ettiğiniz serverlarda olsam ilk evet. Üçe falan rahat girerim. İşte, ama böyle güçlü eyalette olduğunuz anda bunun dezavantajı var. Ha, buradan ne avantajı ne? İşte savaşlarda falan çok rahat oluyorsun. Balinalar senin yanında. Bir giriyorsun onlarla beraber her yeri sıfırlıyor, ne diyorsun? Kaybetme evet. Korkusu yok. Bir onur rahatlığı oluyor. Kesinlikle. Vermiş olduğu işte avantajları bunlar. Dezavantajları da demin söylemiştin. Etkinliklerdeki dereceliklerde balinalarla oynamanın dezavantajları olsa gerek. Evet. Başka sorunuz varsa yardımcı olayım. Yoksa ben izninizi isteyeyim. Ben teşekkür ediyorum kırmayıp da katıldığın için şahsım adına. Çok memnuniyet duydum tanıştığımıza da. Evet. Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum. Çok kibar birisiniz. İnşallah ederim. Kendi hesabınızı da ilerleyen zamanda yine aktif edersiniz. Arada çünkü denk geliyordum ben de sizin videolara. Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Mehmet hocam iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Her zaman görüşürüz zaten. Seninle görüşürüz. Görüşürüz. Ben oyunun ödeme sistemiyle ilgili şöyle evet, bir fikrim vardı kafamda. Nedir abim? Ya şimdi bazı oyunlarda şey var. Aylık ödeme sistemi var. Atıyorum mesela biz bu oyuna girmek için aylık, örnek veriyorum, 1000 lira ödeyeceğiz. Onun dışında tüm etkinlikler ücretsiz olacak veya herhangi bir paket olmayacak. Oyuncu sadece kendi emeğiyle yükselmeye çalışacak. İşte etkinliklere katılıp oradan puan kasarak. Yani gücü oyuncunun aktifliği ve ya stratejik fikirleri belirleyecek. Öyle bir şey olsa güzel olurdu. Çok güzel olurdu. Aylık abonman gibi değil mi aynısı? Evet. Hani şey gibi verip ama işte bunu işlerine gelmez zannetmiyorum. Keşke olsa. Keşke öyle, olsa. Öyle bir şey olsa güzel olurdu. Çünkü o zaman herkes eşit olurdu. Çok güzel olurdu. Parayı verirsin, aylık olarak ödersin mesela. Ödemesinde hesabın donmuş bir şekilde kalır. Gücünü silinmez yani. İşte ama bunu uygularlar mı? Aslında teklif etmek lazım ama zaman içerisinde. Bunlar da yeni, bu oyun galiba yeni bir oyun değil mi? Yani bir senelik, bilemedim, bir senelik yıl, bir aynen. Oyun. Hı-hı. İlk önce biz bir kere bu oyunun geliştireceğini bir kere paraya doyurmamız lazım ki Mehmet abi bir doysunlar paraya. Ondan sonra bizi düşünmeye başlasınlar. Bunun aksi takdirde ben bu şeye sıcak bakacaklarını düşünmüyorum ama ne kadar güzel olurdu. Keşke olsaydı. Ya bunlar farmda gibi sürekli yeni eyalet açıp orada yeni oyuncular yaratıyorlar. Yeni oyuncuları farmlayıp eskiler mesela bazıları eski eyaletten bırakıp yeni eyalete geçiyor. Orada tekrardan evet. Ödemeler yapıyor. Bu şekilde bir döngüye girmiş. Evet. Hallerinden de memnunlar galiba. Demek ki şu ana kadar bu işe bir çözüm üretmediklerine göre hallerinden memnunlar galiba. Tamam. Ne diyor? Ahmet demiş ki müsait zamanlarda yayınlara gelsin diyor. Benim için mi? Evet. Müsait olur oldukça diye gelebilir. Abi ben bu sadece bana şeref verir. Ne zaman isterseniz bir mesaj atmanız yeterli. Ben ayar çekeriz. Bu ancak bana şeref verir Mehmet abi. O şeref bize ait. Ben de gelirim. Eğer canlı yayın açmak istersen ben de katılırım yani. İnşallah. İnşallah. Ben dedim ya YouTube kanalımı dondurmuştum açtığım zaman nasip olursa. İnşallah. Biz de şeref duyarız. Aynı o şeref tekrardan nail oluruz Mehmet abi.
Şey mi, farklı oyunlarda yapacağını PlayStation oyunları düşünüyordun herhalde. Evet, PlayStation 5 oyunları oynamayı çok seviyorum ben, boş vakitlerimde özellikle. Aynı zamanda mobil oyunlarına da merak salıyordum ama Clash of Clans'dan sonra uzun bir süre ara vermiştim. Evet. Bu oyunu da tesadüfen indirdim böyle, hiç araştırmadan. Yani önüme çıktı, bu neymiş ya dedim. İşte karlı, buzlu bilmem ne, onu al, bunu al derken hop ittifaka bağlandık, iki arkadaş edindik. Abi onur meselesi, abi gurur meselesi, şunu vuralım, şunu yakalım derken buralara kadar geldik Mehmet abi. Ne olduğunu ben de anlamadım. Oldu bittiye geldi. Aslında benim aklımdan, hayalimden geçen PlayStation oyunları oynamak. Bir, içerik üretmekte zorlanmıyorsun. Akıcı bir hikayesi oluyor. Sen daha iyi bilirsin Evet. PlayStation oyunlarını. Zaten kendi bir hikayesi var. Hikaye yaratman gerekmiyor. Sadece kendi yorumlarını katman gerekiyor ona. Sonra da paylaşıyorsun. Hatta denedim ben kanalımda ama çok fazla rağbet görmedi. Yani izlenmelerimiz 150-200'e, hatta 100'e kadar düştüğü de oldu. O yüzden vazgeçtim. Çok fazla da aslında bir seriye başlamıştık. Bunu da bıraktım. Yok. Eğer izleyicilerimiz tarafından kabul görseydi kanalı dondurmazdık mesela. PlayStation yayını üzerinden devam ederdik. Çünkü daha az vakit harcıyoruz. Yani bir saat gibi bir sürede bir bölüm çekilebiliyor. Yarım saatte yükleyiyorsun. Çünkü edit yapman gerekmiyor. Efendime söyleyeyim, montaj yapman gerekmiyor. Direkt PlayStation üzerinden YouTube kanalına aktarabiliyorsun. Her şeyle hazır bir şekilde dört dörtlük bir video çıkıyordu ortaya. Evet. Ama seyircilerimiz onu uygun bulmadı. Biz de onların sözünü söz söylemedik. Bu şekilde hani dayatma yapmadık illa bu olacak diye. Bu haliyle şu anda geldik. Pişman mıyız, üzgün müyüz? Tabii ki üzgünüz. Dostlarımızdan ayrı kaldık. Ama abi bir gün gelir yine yeniden bir araya geliriz. Siz, İnşallah. sizin gibi değerli büyüklerimiz bizi böyle izleyicilerimizden koparacağına inanmıyorum. Bizi her zaman sıcak tutacaktır. Yo, hemen aç. O yeni kanallarda şey var. Teşekkür ederim. Şöyle bir handikap var. Ben bayağı bir araştırdım. Eğitimini de aldım. Birkaç kişiyle görüştüm. Evet. Eğitimini de aldım. YouTube'la ilgili. Ya, yeni oyun kanalı açacaksanız bayağı bir rekabet var çünkü YouTube'da. Tek oyundan gidin diyorlar. Tek oyundan gittiğimiz zaman da şöyle bir handikap oluyor. Sadece o oyunun kitlesi geliyor. Başka videoları veya oyunları izlemiyorlar. O zinciri Öyle bir şey kırmak ki Mehmet evet çok abi, zor. işte benim izleyicilerim de, yani değerli kardeşlerim de White Toy Survival sadece izleyicileriydi. Oradan geldiler. Bir de biz reklamı ona göre yaptık. Mesela aslında işin görünmeyen tarafları var. Evet. Kardeşlerim bunu bilmiyor. İlk defa da buradan sana özel açıklayayım o zaman abi. Mesela biz Facebook üzerinden YouTube sayfamızın reklamını yaptık. Evet. Ne kadar para harcadım Allah bilir. İnan bana. Yani insanlara ulaşsın diye, kitlelere ulaşsın. Yani önlerine düşüyor ya çat diye, aa önüme Evet. çıktım da geldim diyorlar ama aslında o Facebook üzerinden verilen reklamlar sayesinde oluyor bunlar. Hatta YouTube istatistiklerinde zaten sana söylüyor. Şuradan şu kadar kitle gelmiş. Sen daha iyi bilirsin onu abi. Evet. Buradan bu kadar izleyici gelmiş diye. Oradan reklamların faydasını da gördük biz. Ama maalesef biz hep White Toy Survival üzerinden reklam yaptık ve hep onun oyuncuları geldi. Yani onun izleyicileri geldi. Bu yüzden izleyicilerimize de kızamadık, takipçilerimize. Neden? Adamlar bunun için geldiler bize. Yani PlayStation 5 için gelmediler ki. Evet. Veya başka bir oyun için gelmediler ki. Yani bir de bizim kanalımız mesela Mehmet abi senin kanalın gibi değil. Ben senin kanalını takip ediyorum epey bir zamandır. Değişik değişik oyunlar da paylaşıyorsun sen bazen. Yani araya koyabiliyorsun. Ve kitlen onu da takip ediyor. Bizimkiler maalesef bu oyun üzerineydi. Ama bu oyunu da yapan bilir. İçerik üretmesi gerçekten çok zor. Zor. Sadece paket alıp onu yayınladığın zaman da bu sefer başka şeyler doğuruyor altında. Hani buradan şimdi onu açıklamak istemiyorum. Evet. Kimi beddua ediyor, işte kimi kara para mı aklıyorsun diyor. Farklı farklı muhabbetlere gidiyor iş o zaman. Hani adamlar da haklı. Bir görüyor 25 bin lira harcamış, bir görüyor 35 bin lira basmış, bir görüyor 15 bin lira basmış. Ulan bu derenin suyu nereden geliyor diyor. İnsanlar da haklı, bir şey diyemiyorsun. Adamı açıp da banka hesabını da gösteremezsin veya ne iş yaptığını, secereni anlatamazsın. Kendini de ifade edemiyorsun çünkü orada bir kısıtlama var. Evet. Sonuç sonucu doğuruyor, problem problem üstüne geliyor. En güzeli işlerimizin de yoğunluğu toz biber oldu. Birazcık duralım dedik, birazcık frenleyelim, sakinleşelim. Olduğu kadar, olmadığı kader diyelim dedik abi. Onu şey, mesela sen banka hesabını açsan gösterirsen dahi illaki eleştiren veya şey yapan biri illaki çıkacaktır ya. O benim de başıma geliyor sürekli.
Onları ben hiç takmıyorum, böyle gülüp geçiyorum. Saygı duyarım diyorum. Herkesin fikrine saygı duyarım. Eleştirirse de saygı duyarım abi. Yani abi şimdi insanlar kendisiyle karşılaştırıyor herkesi. Yani adam mesela geçen bir yorum okudum. Ya diyor, sen diyor bu parayı nereden buluyorsun? Ben bir ayda kazandım, sen bir anda basıyorsun diyor. Abi ben 800 tane adam çalıştırıyorum Fransa'da. Yani şimdi dön tersini. Şimdi sen orada yani kimsemek anlamında söylemiyorum. Haşa, Allah'a sığınırım. Herkesten de özür diliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben şimdi bir ay gidip asgari ücretle çalışıyorsan, o rakamı kazanıyorsan, bir yandan da 800'e yakın insan çalıştıran adamın kazancıyla yaptıklarını kendinle kıyaslamaman gerekiyor. Yani aynen, birazcık daha empati yapmamız gerekiyor. Birazcık daha böyle bir nasıl diyeyim, birbirimize böyle bir iyi niyetle yaklaşmamız gerekiyor. Yani ortada iyi bir şey var. Ya Mehmet Arı çok güzel program yapıyor işte. Veya başka bir yayıncı. Abi kötülemeyin ya, destekleyin ya. Kötü bir şey varsa üstünü kapatın. Mehmet Arı orada bir hata yapmış olabilir. Hatasını kapatın. Üstüne gitmeyin. Üstüne giderseniz ne olur? Ya yılar, ya bıkar. Evet. Ya da bırakır. Yani, yani Mehmet Arı bırakır. Ben bunu geçen gün bir yayıncı arkadaşımı da gördüm. İsmini vereyim mi buradan? Bilmiyorum, sana saygısızlık olur mu? Yok, saygısız olmaz. Hadi vermeyeyim yine de. Ya bizim Muro var ya, sevgili kardeşim, evet. Muro abi. Adamın bir yayın açtı, bir video paylaştı. Orada adama neler yazmışlar ya. Neler yazmışlar bir gör var ya. Ben ona destek amaçlı, sevgili kardeşim ya, seni ben çok iyi anlıyorum. Ama kıymetini de bilmiyorlar, ama bu bizim insanlarımıza has bir duygu. Lütfen üzerine alınma dedim yani. Onu da yıpratıyorlar. Eminim seni de yıpratıyorlardır. Hani beni böyle vuruyorlar, seni başka vuruyorlar, onu öyle vuruyorlar. Tabii bu 100 kişiden 3 kişi oluyor, hepsi değil. Sözüm meclisten yani dışarı, özür dileyerek söylüyorum. Sonuç kaçınılmaz oldu. Ben hep her kapanışımda hep derim ki Mehmet abi, denk geldi mi sana bilmiyorum. Sizi üzen, yoran, psikolojiniz bozan insanlardan uzak durun. Olaylardan kaçın diye. Beni üzmeye başladı bu iş. Yormaya başladı, strese sokmaya başladı. Ben de bir süre durayım dedim. Yani dediğimi uygulayayım, yoksa sağlıklı bir şeyler olmayacaktı. Evet. En iyisi kalsın. Oduncu Baba yine eski haliyle bu zamana kadar nasıl geldiyse bu şekilde devam etsin dedim abi. İyi herkesten şey. De anlayış bekliyorum. Üzülen varsa da hepsinden çok çok özür diliyorum. Canı gönülden, ama laf olsun diye değil abi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Daha büyüdükçe bu sorunların misli misli daha da gelecektir. Yani eleştiriler olsun, şey olsun. Onu kendi içinde, evet. Ya ben kendi böyle yaptım. Kendi içimde absorbe ediyorum onu. Çünkü böyle insanlar hep olacak diyorum kendi kendime. Gülerek geçiyorum. Çünkü ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Yaptığım işin de ne olduğunu biliyorum. Ya çapımın da ne olduğunu biliyorum. Kesinlikle. O yüzden eleştiri hiç şey yapmıyorum. Yani kafama takmıyorum. İzlenmesi daha iyi mesela. Kesinlikle. İşte benim. Evet. Hı-hı. Dün mesela şey, Diablo 4 yayını açtım. Sadece 4 kişi izledi. Ya normalde bana sürekli yazılıyor ki, arkadaş bir yıldır yayın yapıyorum. Videolarını 305 kişi izliyor. Sen bu işi yapamayın, bırak, evet, diyorlar. Bırak gittiler, ama ben niye? Diablo oynamayı seviyorum. Açtım, beraberce paylaştım yani. Hiç de zoruma gitmedi, hiç de üzülmedim. 3 kişi izliyor, lan bırakayım, o kadar ekipman yaptım diye ama üzülmedim senin yani. Senin zevk aldığın bir, hı-hı, alan, evet, hoşuna giden bir alan, kendini mutlu hissettiğin, değil mi? Huzurlu yani, hissettiğin, aynen, bir alan, ondan yapıyorsun, evet, abi. Evet, birazcık belki maddi katkısı vardır, işte sponsordur vesairedir. Hani tabii bu da öyle, burada konuşuyoruz ya, insanlar sanmasın ki milyonlarca lira, binlerce, yok, euro falan. Yok, öyle, yok, bir şey de yok zaten. Biz burada 4 kişiyiz. White Toy Survival için söylüyorum. Yani bildiğim kadar 4-5 kişiyiz. Beşimiz de birbirimizi biliriz az çok abi. Evet. Sponsor konusunda söylüyorum yani. Hani insanlar yanlış anlamasın. Vay, bunlar zırt pırt sponsor diyorlar da binlerce lira para kazanıyorlar falan diye. Yok. Hani o işin tabii tuzu biberi, ama bu tarz eleştirilerden dolayı bırakmaman çok normal. Senelerini, yıllarını, aylarını vermişsin. Tabii ki devam edeceksin. Diablo'yu izlemeyebilirler. Bu senin kanalının izlenmediği anlamına veya tutulmadığı anlamına hiç gelmez. Bugün Mehmet Arı dediğin zaman veya Muro dediğin zaman veya Black Ted dediğin zaman, Oduncu Baba dediğin zaman en az 10 kişiden 5 tanesi bilir. Evet. Bu da senin için bir kazanımdır. Bu da bizim için bir kazanımdır Mehmet abi. Evet. Yani her şey maddiyat, her şey para değil ki. Ya bir de geçen gün bir tanesi bana yazmış. Koydu mu sana yazmış işte. Meclisten dışarı şey, bir yayıncı sana koydu mu? Abi evet, şöyle bir şey var. YouTube'un şöyle bir algoritması var. Mesela Oduncu Baba bir tane video attı. Onu örnek veriyorum. 1000 kişi, evet, izledi. O videonun yan tarafında, evet, bilgisayardan izliyorsa, cep telefonundan izliyorsa altta önerilen kısmı var. Orada benim videomu öneriyor.
O 1000 kişiden 500 kişi o videoyu görüp 200 kişi de bana geliyor. Yani Odur Baba video attığında bana faydası oluyor veya ben attığımda ona faydası oluyor. Birbirimizi yükseltiyoruz yani böyle. Rakip değil aslında birbirimizin şey... Abi kesinlikle, kesinlikle. Aynen. Ya yurtumun argütması rakip öyle. Rakip değiliz ki. Rakip değiliz ki, kesinlikle rakip değiliz. Bir kere bunu herkesin iyi anlaması gerekiyor. Ve bu işin duayenleri var, peşinden gidenleri var. Ben kendimi bu işin en alt tabakasında görüyorum. Daha kat edecek çok yolumuz var ki gördüğünüz gibi kanalı dondurmak zorunda kaldım. Çünkü yolunda gitmeyen şeyler olduğunu hissettim. Mesela Mehmet abi ne dedi az önce? Ben bunlara göğüs geriyorum dedi ama ben geremedim mesela. Ama sadece konular bu değil. Bir de benim bir de iş hayatım var. O da bir bindi eksi olarak üstüne. Hani biraz mecbur kaldım. Gündüz iş, gece YouTube bilmem ne çökertti. Ama bu demek değildir ki 10. Baba 300 izlendi, Mehmet Arı 5000 izlendi, Muro 10.000 izlendi, öbürü işte Black Tap diyelim ki 500.000 izlendi diye o başarılı, bu başarısız demek anlamına gelmez. Hı-hı. Mehmet Arı'nın bir videosu 7.000 izlenir, 10. Baba'nın bir videosu 200 izlenir mesela. Bu başarıyla kıyaslanamaz ki. Hiç yani, alakası yok. Evet, dediğim gibi YouTube öneriyor zaten. Ya bin, mesela senin videon 10.000 izlense bana çok faydası olur. Neden? Çünkü 10.000 kişiden 2.000 kişisi orada önerilen kısmında benim videomu görse. Çünkü bir adam 10 dakikalık videoyu izliyor, kapatıp gitmiyor. Alttan geziyor böyle, diğerini izliyor. Öyle öyle vakit geçiriyor. Ondan sıkılıyor, öbürüne atılıyor işte. Hı. Ondan sıkılıyor, öbürüne geçiyor. Evet. Yani zaten oyun türleri aynı olduğu için bak bunu izledin, bu da var diyor. Hani aynı oyun türü, bunu da izle diyor. YouTube sana bunu öneriyor zaten, doğru aynen. söylüyorsun abi. Faydası var, zararı olmaz. Öyle yani gençler, gençler. Soru sormuş mu? Bakayım mı? Yok, soru yok. Efe, öyle bir şey yok Efe. Çekiliş yapıyorum mesela. Bir de üstümde kalmasın, üstümde kalmasın. Mustafa arkadaşımın da çok selamı vardı abi. Aleyküm selam. Oyundaki ismini şey yapamadım, hatırlayamadım şu anda da. Hatta şöyle bir kaleme girip de bakabilirim belki. Şey olmasın. Üzerimde kalmasın diye. Benden taraf bir o selam söyledi. Onun selamını paylaşayım ben de. Aleyküm selam. Üzerinden çıksın. Kor klanı mor... Bir de öyle bir tuhaf isim kullanıyorlar ki okuyamıyorsun da. Aynen. Kor klanından mor FY19. Hangi eyaletlenmiş bu kardeşim benim? Hemen bakayım. 201. eyaletlenmiş Mustafa kardeşim. Onun da selamı vardı abi. Aleyküm selam. Ben de üzerimde kalmadı. 201'e ve Mustafa'ya selamlar. Başkasına ben yazarım ona video bittikten sonra. Selamını özel iletirim ona. Muhtemelen izliyordur şu anda zaten. Sabırsızlıkla bekliyordu. Bizde Mustafa çok ya bizde. 2 veya 3 tane var da onlardan biridir belki. Hepsine ayrı ayrı selam edelim de tam yerini bulsun abi o zaman. Aynen. Bütün aynen. Mustafa'lara. Bütün Mustafa'lara selam olsun inşallah. Ha, Mustafa yazdı bir tane. Ben abisini seviyorum diye. Kesin odur. Bak oymuş abi, gördün mü? Kardeşim benim selam olsun. Bütün hepsine bizi izleme zahmetinde bulunup istirahat edecekleri şu saatte bize vakit ayırıp izleme zahmetinde bulunan bütün kardeşlerimden hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim ben. Çok sağ olsun, var olsunlar. Ya vakit çok değerli ya. Çok kıymetli. Çok kıymetli bir şey. Düşünebiliyor musun Mehmet abi? Şimdi gel de bunu paraya biç hadi. Yani insanlar işi gücü bırakmışlar şu saatte evde yatıp dinleneceklerine Mehmet Arı'nın videosunu açmışlar. Orada Oduncu Baba'nın veya Mehmet Arı'nın konuşmasını takip edip dinliyorlar. Bundan büyük mutluluk ne olabilir ki abi? Bundan büyük zenginlik ne olabilir ki? Öyle. Bir de şey, ben mesela kanalı ilk açtığımda yani kendimi düşünüyordum şöyle, en fazla abone sayım 500 veya 1000 olur diyordum. Çok da fazla kişi izlemez diyordum. Çok teşekkürler yani, ben de bir şeyler evet. başarmışım ki demek ki. Bak burada 60 kişi, 70 kişi izliyor. Maşallah. Maşallah. Evet ya, siz maşallah. Biz o işte biraz geri kaldık ama bizim kanalı açma hikayemi biliyor musun? Ben anlattım ama videoya denk geldim sana abi. Yok, bizim kanalı açma bana, hikayemiz. Yok, denk gelmedi. Müsaade eden müsaade varsa buradan tamam, arkadaşlarıma da bir kere daha hatırlatayım. Beni duymuş. Bizim şeyde abi plan içerisinde ve başka eyaletlerden arkadaşlarım vardı. Onlara da selam olsun izliyorlarsa. Aynen. Ya baba dediler, sen böyle hani paket alıp yüklüyorsun. Oyunu geliştiriyorsun ama biz seni göremiyoruz. En azından işte savaşlarını, paylaştıklarını YouTube'dan paylaş da hani evrensel ya YouTube. Evet. Biz de bakıp izleyelim. Bu 3-5 kişi. Biz de
Hani bu 3-5 kişilik bir grubu kırmamak için, hitap etmek için aldık, videolarımızı yüklemeye başladık. O ara işte farklı farklı sesler kullanıyorum ben. Hani robot sesleri oluyor ya uygulamalarda. Evet. Hani arkadaşlarım izlesinler falan diye. Biz 3-5 kişinin hayalini kurarken bir baktık 90 oldu, 100 oldu. Sponsorlar aramaya başladı. 200 oldu, 300 oldu, 500 oldu. Ne oluyoruz dedik ya, ne oluyoruz? Sonra bir mecburiyete döndü bu iş. Bir de ciddiyete bindi. Şimdi o kadar insan seni takip ediyor. Sorumluluk oluyor. Ciddi almak zorundasın. Tabii. Sponsor da bindi işin içine. Eyvah ne oluyor, neler bitiyor falan. O andan işte hani patladı gitti diye bir reklam vardı. Bilmem yaşını bir sayıt mı onu hatırlar mısın da. Patladı gitti yemin ediyorum. Bugünlere geldik yani. İyi yaptın. Selamünaleyküm. Aleykümselam Abdullah, hoş geldin. Aleykümselam. Hoş buldum, nasılsınız? Vallahi iyi, takılıyorsun. Ben dinliyordum zaten sizi bayağıdır da. Teşekkür oradan ederim. Çıkınca, Allah razı olsun. Araba kullanırken. Siz selam nasılsınız kardeşim? İyiyim vallahi, çok şükür. Öyle sizi gördük daha iyi olduk. Bir farklılık oldu, değişiklik oldu. Hep bizi duyuyorlar. Hani Abdullah. Sizi de evet, merak ediyordum bu arada. Biliyordum. Yani iyi oldu tanışmamız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir mukabele, çok teşekkür ederim. Abla bizim yayınlara sürekli katılır. Oyuna da yardım aslında. Ben anlayamadım. Özür dilerim. Araya Mehmet abi de girince karıştı sesler. Mehmet abi konuşsun. Ha, upload diyor bizim. Mehmet abi konuşsun, ondan sonra ben. Sürekli tamam, yayınlara katılır. Yani oyunun profesörü diyebiliriz Serkan'ın deyimiyle. Ne kadar güzel işte, bunlar hep bize gelecek için şey verecek Mehmet abi. Bilgi verecek, çünkü siz bizden bir tık ileride, hatta iki tık ileride gidiyorsunuz siz bizden. Bizim için ayrı bir şey olacak, tecrübe olacak inşallah. Ya ben genelde araştırmayı, forumları okumayı ya da o tarz şeyleri araştırmayı sevdiğim için ve araştırdığımda uygulayıp deneyip doğru mu yanlış mı gerçekten işe yarıyor mu ya da sadece balinalar için mi işe yarıyor ya da sadece normal oyuncular mı? Bende iki tane hesap var mesela. Evet. Biri normal bir hesap, diğeri de biraz sağlam bir hesap. O yüzden ikisini de deniyorum, hani hangisi iyi, hangisinde işe yarıyor diye. Bakmak o yönden iyi oluyor. Onu da anlatıyorum işte, evet, Mehmet abinin sayesinde. Ben normalde hayatta böyle ne bileyim YouTube videosuna gelmem ya da genelde çekinirdim böyle sesini duyulmasından, evet, falan. Çünkü kendi sesimin, evet, duyulduğu zaman ya da kendim dinlediğim zaman, bilmiyorum size oluyor mu, garip geliyordu bana. Ama Mehmet abi sayesinde böyle alıştım, devam ettim. Ama güzel, ne kadar yani, güzel oldu. O imkanı sağladığı için. Bilgi, evet, ve birikimlerinizden işte bütün insanlar faydalanıyor. Ne kadar güzel. Bu oyuna emek veren, gönül veren insanlar belki bir paketi yanlış almaktan kurtulsa bile ne kadar gurur verici bir durum oluyor yani. Yani genelde zaten %99 sorular paket üzerine geldiği için işte şu kadar param var, hangi paketi alayım ya da genelde zaten Discord'da da, belki Mehmet abinin Discord'unda da varsındır. Orada, evet, sürekli benim adım vardır. Bütün şey sorulara cevaplamaya çalışırım yani, saat kaç olursa olsun. Ve genelde de özelden çok fazla yazıyorlar. İşte şu kadar bütçem var, yayın açsam bana paket aldırır mısın? Ben eğer o an aldırabileceğim paketler varsa aldırıyorum. Aldıramayacağım paketler varsa biraz bekle, bu parayı yükle hesabına. Çünkü dolar kuru ne olacak belli değil. Digipin'den yüklediğin zaman o her zaman sabit kalıyor. 499'un, evet, karşılığı ne olursa olsun. 1000 lira da olsa, saklayayım, o 200 TL'lik paket şu anki 1000 lira da olsa 499'a alınıyor yine. Fark eden bir şey olmadığı için hesabına yükle kalsın. Bir etkinlik gelir, güzel bir etkinlik. Mesela geçen de refah paketi vardı. Orada bilmiyorum, sen almışsındır illaki. Evet. Gerçekten çok güzel paketler veriyordu. Hem donanım olarak hem hızlandırma olarak. Yani bayağı seçebiliyordun. Onu birini aldım, almıştım onu mesela. Bilmiyorum yayınlamış şu an. Onu aldım ben, o evet. O bayağı aldım, iyiydi. Bayağı yani. Yayında da paylaştığımı hatırlıyorum onu. Öyle bir şey kalmıştı. Ben de hatırlıyorum. Sizin yayınınızı görmüştüm. Evet. Bu soruları, işte, bu tarz sorular bize de çok... Bu tarz sorular bize de çok geliyor ama YouTube kanalının altına yorum olarak geliyor. Sağlıklı bir cevap yazamıyorum. Neden? Hani ben kendi adıma söylüyorum bunu. Paket aldıracağın kişinin şehrini görmeden, neye ihtiyacın olduğunu bilmeden yönlendirmek sanki biraz böyle üstün körü gibi geliyor bana. Ama bak işte yani mesela size diyorlarmış ya, Discord'dan yayın açayım şehrime bakın falan diye.
Bunlar çok mantıklı. Bunun dışında şunu al bunu demek, bunu al demek biraz beni düşündürüyor. Yani o konuda biraz çekiniyorum açıkçası. Çünkü bana kızıl ateş yani neydi o? Kristal lazımdır. Bana ateş kristali lazımdır. Ona hızlandırma lazımdır. Olmayabilir yani. Bana uygun olan ona uygun olmayabilir. Bunun gibi bu tarz düşüncelerden ötürü bu tarz sorulara biraz daha az cevap vermeyi tercih ediyorum açıkçası. Yani evet. Ya artık beni de tanıdıkları için hemen SS atıyorlar. İşte hangisini alayım, bunu mu alayım, bunu mu alayım falan diye. Evet. İşte direkt sizin olayınız mı? O yönden rahatladım birazcık. Discord olayı buna meydan veriyor. Discord olayı buna imkan tanıyor. Ben çok Discord'larda da fazla olmadığım için ne mutlu ki insanlara cevap verebilecek bir merci var. O da sizin sayenizde olmuş. Aynen. Mehmet abi sayesinde olmuş. Ne mutlu sizlere. Ya, Abdullah Discord'da benden daha aktif. Yani Mehmet abi sayesinde. Şu an Discord herhalde en yüksek level'e sahip kişi benim. Evet. 15 mi oldu? Maşallah. Bugün 15 maşallah. Oldum herhalde. Benimki 7 miydi 6 mı öyle bir şey benimki. Öyle. Yani düşün iki kattan fazla fark var aramızda Mehmet abiyle. Discord'da da mı level oluyor? Ben bu Discord'dan hiç anlamıyorum onu da söyleyeyim. Hiç anlamam zerre kadar. Ben de bilmiyordum hiç. Yani, Atakan var. Evet, Atakan kurdu. Evet. Şey var. Aynen. Artık oradan biz de sorular soracağız. Atakan'la bir şey yok. Aynen. Atakan böyle teknik ekip şeyine, Discord yönüne bakıyor daha çok. Çekilişlere, Discord yönüne. Ben de oyun yönüne daha çok bakıyorum. Mehmet abi de bize aracı oluyor sağ olsun. Ben takılıyorum yani abi. Aslında en büyük işi Mehmet abi yapıyor burada. Çünkü bizi bir araya getiren kişi o. Allah eksikliğini vermesin o zaman, öyle diyelim. İnşallah. Amin amin. Başımızdan eksik etmesin. Tek sıkıntı şu an ben akşamları müsait olmuyorum. Ya dışarı çıkıyorum ya spora gidiyorum. O arada da iki günde bir dışarı çıkıyorum zaten. Yani dışarı çıkıyorum dedim. Gece geç saate eve dönüyorum. O arada da Mehmet abi yayın açıyor. Katılamıyorum haliyle. Evet. Bugün de öyle dışarıdaydım. Kız arkadaşımı bekliyorum. O... Ses gitti Mehmet ses abi, duyamıyorum. Aynen. Abdullah mıydı kardeşim ismi? Evet. Ses gitti, duyamıyorum onu abi. Ona yazayım ben. Ha, koptu galiba. Canlı yayından çıktı galiba. Büyük ihtimalle çıkıp geri girersen... Valla ne güzel bir çevreni kurmuşsun Mehmet abi. Çok güzel bir sistem oturtmuşsun. Şuraya. Ona tekrardan gelsin. Gelsin gelsin abim. Sorun yok. Abla ses geliyor mu? Otuncu babanın ismi neydi diyor. Yusuf'tu değil mi? Evet abi. Yusuf Emre. Ama Emre'yi daha çok kullanıyorum. Diyordum. Kız arkadaşımla buluşacağım. O arada o aradı. Ses gitti. Şey. O yüzden ne anlatıyordum ki hepsi kattı, karıştırdı. Ya biz sen... biz bu konuya yorum yapmıyoruz. En son ben demiştim ki Discord'da da mı level atlanıyor? Ben bu konulara yabancıyım. Discord hiç bilmiyorum demiştim. Mehmet abi de ben 6-7 level falanım galiba dedi. Ya Discord'da şöyle mesaj attıkça ya da Discord'da sohbet ettikçe genelde sohbet odasında level veriyor sana. O şekilde artıyor leveli. Anladım. Bir nevi kıdem galiba. Aynen kıdem gibi bir şey. Anladım tamam. Bakayım geliyor mu? Ben birazdan çıkabilirim ve şu an çıkmam lazım. Tamam. Paket geldi. Ben paket alıp devam Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Tekrardan bu arada yayınlara katılın. Konuşmak, sohbet ederiz. İnşallah çok teşekkür ederim. Yayınlara da katılırız. İnşallah nasip olsun yeter ki. Teşekkür ederim. Görüşürüz Abdullah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. Eyvallah. İyi, sağ olasın kardeşim. Teşekkür ederim. Biz de yavaştan kaçalım mı? Yusuf Hocam. Anlayamadım Mehmet abi. İnternet mi zayıfladı? Bana mı öyle geliyor? Yok şu anda iyi. Sesin iyi geliyor. Ha tamam. Bir ara kesik geliyordu da belki de bende problem var. Lütfen. En son dediğini anlayamadım. Özür dilerim. Biz de yavaştan kaçalım mı diyordum. Evet abi. Sen nasıl uygun görürsen. Kanal senin. Ne dersin onu yapacağız. Yok estağfurullah olur mu? Ben şimdi işten geldim. İşten geldim. Bu yayın olaylarını ayarladım.
Daha yemek falan yemedim, onları yapacağım. Evet. Bir video çekeceğim. Uğraşacağım yani biraz. İnşallah başka bir gün, daha geniş bir zamanda, daha geniş bir vakitte, daha geniş zamanlarda duyururuz sesimizi. İnşallah. Ben beklerim. Kanalda aç yani, bekliyoruz abi. Başım üstüne abi, teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Vallahi tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi, bu arada arkadaşlar, Mehmet abiyle önceden bir tanışıklığımız falan da evet, yoktu. Sesini de ilk defa hani video dışında canlı olarak buradan duyuyorum. O da beni ilk defa buradan görüyor yani. Onu da söyleyelim. Hani? Aradaki samimiyetin ne kadar güçlü olduğunu onu da buradan hepinize duyurmuş olalım yani. Gerçekten önceden bir muhabbetimiz yoktu. Doğru mu Mehmet abi? Doğru. Yanlış konuşmuyorum hani, galiba. İlk defa burada. Evet, ilk defa Mehmet abiyle şu anda karşılıklı konuşmamız ilk defa burada gerçekleşti. Sizlerin huzurunda gerçekleşti. Her şeyden önce bana bu imkanı tanıdığın için Mehmet abi kanalına misafir edip konuk ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Adabel kanalımıza kanalına gelip yorum yapan iki kıymetli kardeşim için de onlara da çok teşekkür ederim. Bizi izleme rahmetine katlanan, bulunan eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza, onlar bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Onları şimdiden özlediğimi söylemek istiyorum. Lütfen bana kızgın olmasınlar. Beni anlamalarını rica ediyorum. Ve sizlerin kıymetini bilmelerini arzu ediyorum onlara da. Müsaaden olursa kapanışı da son sözlerimle yapmak istiyorum. Kendi tabii adıma. Tabii. Sevgili kardeşlerim, sizi üzen, yoran, psikolojinizi bozan insanlardan mümkün mertebe uzak durmanızı rica ediyorum. Uzak duramayacak seviyedelerse minimuma indirmenizi rica ediyorum. Tabii bu benim kendi temennim. Gerçeği, doğruyu siz daha iyi bilirsiniz. Gönlüm ister ki her zaman iyi yerlerde, iyi şekillerde olun. Sizi Rabbime, Allah'ıma emanet ediyorum. Ve geri kalan yayıncı kardeşlerime, büyüklerime, üstadlarıma emanet ediyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın inşallah. Görüşürüz gençler.